Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kaçıncı dersimiz bir yazsın? 90. 90. Bu arada biz konuşalım. 90. dersimiz. Bugün ayın kaçı? Ya yazsın neyse. Şimdi 89. dersi demiştim ki o zaman onu bir daha bunu katılanlar dinlemesi lazım kaydını. Yani çok kısa bir zamanda çok ciddi bir mesafe aldıran bir şey. Buraya yazmıyorum. Ondan sonra. Yazmıyorum bir şey var mı? Tamam. Tahayyül tasavvuf. Çok şey yaz. Şey yapacağız. Dur. Ya hayaldır ya tahayyül yapacağız. Hayal galiba. Hayal. Hayal yapacağız arkadaşlar. Doldu. Hayal. Saniye diyor. Hayal kaç? 13. Evet, hayal yapacağız. 13 mu? 12 mi 13 mu? Bir baksın. Ben bu arada... Hayır 16'yı yapmışız. Bu hayal. Hayal yapacağız. Ya hayır numara verdik miydi? Hayal var. Var. Sanırım. Neyse, hayal koy. Tamam. Şimdi ben geçen haftayı bir hulasa edeyim. Hazır mıyız abiler? Her şeyin sureti serbest bölgede. Niyetin de tabii sureti orada. Tasavvur zan, şek, belki, şüphe, ihtimal, bilgi, malumat, düşünceler, vehimler, marifet, bir de bir şey eklemiştik geçen hafta, kainatın ilmi sureti. Tefekkür demiştik, ha, sözler 171'de, küre arz, harekat ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak çok kısa geçiyorum. Emir tahtında depreniyor, titriyor denmişti. Hareketi vahiy ile zelzele ilhamla oluyor. Bunları da Mikail Aleyhisselam'ın yaptığını, vehim cinlerden, vesvese şeytanlardan olduğunu, tefekkür, Furkan'ı Kur'an'a, Kur'an'ı Furkan'a çeviren mekanizmadır. Soru sormak, kapıyı çalmaktır. Çalmayana ne istiyorsun denilemez, sorulamaz. Trende bir şey ekledim bu cümle. Bunu duymadın, şimdi duyacaksın, şimdi söyleyeceğim şeyi. Soru sormak aynı zamanda yola fener tutmaktır. Bu yok. İlk defa söylüyorum. Soru sormak yola fener tutmaktır. Soruyla ilham. Farklı şey. Ama İsrafil ikinci şuada kainatın vücudu haricisi olduğunu söylüyor. Mikail hadise ve varlık hareketlerinin mümessiliymiş. Hadise ile varlık ayrı şeydir. Hadiseler varlığın dışındadır. Yani hayat sahiplerinin sebep olduğu hadiseler. Varlık hayat, hadise tasavvur. Evet. Azrail ruhların mürebbisidir. Şuur, topluyorum hatırlarsınız. Şuur, nefsin yedi mertebesinin insanda aktifliğinin adıdır. Bunların bütünlüğüdür. Ne kadar bütüne getirirsen o kadar şuurun artar. Hayat-ı tekviniye Mikail Aleyhisselam ve kürse bakar. İnsanda şuur, sıfat olarak iradedir. Çizmiştik böyle. Evamir-i tekvini işte Mikail'e mukabil Cebrail'dir. Ayat-ı tekvini mevcudattır. A, bir tanesi E. Ayat-ı tekviniye mevcudattır. O da ayettir. Onun vahiy mümessili Mikail Aleyhisselam. E, evamir-i tekviniyenin mümessili, yani Kur'an'ın mümessili Cebrail. Alem itibariyle lef-i mahfuz. Ayat-ı tekviniyenin alem itibariyle kürs idi.
Bir de okuyayım isterseniz. Hayat-ı Tekvini'nin müessil zişuuru Mikail Aleyhisselam, Şeceri Hilkat'ta kürz, insanda şuur, eylemsel irade, Evamili Tekvini'nin müessili Cebrail, alemi lef-i mahfuz, insanda kelam, ikisinin yani ayat ile evamili tekviniye, ayat-ı tekviniye ile evamili tekviniyenin hulasasında enaniyet cevelan ediyor. Enaniyetin o gurur kibir değil, ruzname oluşu, takvim olması, harit olması. İsrafil aleyhisselam alem itibariyle aştır, insanda kalptir ve hayattır. Hayat subutu sıfattandır. Yani ayat-ı tekviniye irade sıfatında, evamili tekviniye kelam sıfatında, İsrafil aleyhisselam kalp hayat sıfatında, Azrail aleyhisselam alem itibariyle arş-ı azam, insanda ruh, Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatında. Bunu yazmıyorum, yazmıştım. Bu dördünü, yani ayat-ı tekviniye, evamili tekviniye, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, cem edersek bu dördünün ceminden insanda taayyum ve teşahhur, teşahhusun olmasına vesiledir. Cenab-ı Hakk'ın taayyum ve teşahhus etmesine güzel bir zemin oluyor ki insanın miracı burada oluyor. Bu çok önemli şu anda söylüyorum. Sırrı insani, insan benim sırrımdır, ben de insanın. Sırrı insani, ısınıyoruz yani derse. Sırrı insani, enenin arkasında eneyi alan. Yani emaneti kübra enedir, onu alan. Yok da öyle bir şey, varmış. Yok varlık. Sırrı insani, bunu demiş miydi? Evet, sırrı insani. Alan. Evet, 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 demiştir. Bu özellikle aslında hatta ana mevzuydu yani bu şey. Ana şey oydu. Yani mesela niye şimdi kadar şey yapamadık? Müsait değildik. Bu çünkü haşa işte burada burayı eneyle sırrı insanı tefrik edemediği için hemo os denmişti. Onun için senelerce denmedi bu. Sır konuştuk, sırrı konuşacağız ha. Sır enedir. Zıtların birleştirip cem eden yani ene. Mesela benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum diye soyuyorum, atıyorum. Atamayacağım şey ene. Atılamaz. Atan yani. Bunu da birisi almış. Yani birisi denilen birisi yok zaten. Aslında bu sırrı insani Muhammed Aleyhisselam mı? Yani cilbesi. Cilbe-i Muhammediye. Onun adı sırrı insani. Niye cilbe yaptınız? Yani hakikat bir şey olması gerekmiyor mu? Ya, yani. Belki de hakikati da denilebilir de hani bizzatı kendisi olmaz. Yani mesela kökteki çekirdek Nur Muhammedi. Meyvedeki çekirdek neyse o. Biz oyuz. Ben bizim cihetimizden demedim abi. Kaynaktaki olarak o sırrı insan alan her şey baştaki alan. Sırrı bizdeki insani, cilvesi sanki. Ha bizdeki cilvesidir tamam. Yok abi şimdi sırrı insan dediniz ya eneyi alan. Bu Muhammed Aleyhisselam bizdeki onun cilvesi. He evet. Anladın mı? Evet, 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 evet. Ama çekirdekten diyor. Ana çekirdeği. Ana kaynaktaki alan. Kaynatın çekirdeğinin arkasındaki. Evet. Yani ene vardı ya ene. O zaman sırrı insani bir midir? Tabi o da bir olması lazım. Evet, bir. Orada bak. Allah varken hiçbir şey yoktu ya. Bu kendisini bize tanıtmak için böyle bir tasdif yapmış. Esma, sıfat, şunat, zat. Öyle bir şey yok. Onun noktasında. Tamam, hepsi bir bütündür. Allah karar verdi ya, kainat yaratacağım malum. Çekirdeği yarattı, çekirdeksiz çekirdek. Çekirdek değil demiyor, nur işte, nur-u Muhammed'i.
onu o çekirdeği yaratmasına, yaratmasındaki sır, ezeli ve ebedi vardın, var olsaydın öyle. Allah böyle bir şey yaratayım dedi demesinin sırrı. Yaratmak denir mi abi ona? Yani şimdi o var. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Ondan sonra karar verdi. Ezeli bedi değil ya. Karar verdi. Kainat bir şey yaratacağım. İlk önce Nuru Muhammed'i yarattı. Yani o karar da değil işte. Evet. Tahayyün ve teşahhus. O tahayyün ve teşahhus o ona insan benim sırrımdır, ben de insanın. O. Evet. Yani ben böyle bir şey yaratacağım. Yani öyle değil ama anlamak için dedi demek yok da. Bak esma, sıfat, şuunat, mahiyet öyle bir şey yok. Bu aslı her şey tektir, homojen, tektir. Mesela tövbe anlamak için söylüyorum. Ruha misal versek. Ruh basittir der ustad 29 sözde. Basit demek sokak tabiri değil. Tek şeydir. Karma değildir. Birkaç şeyden yapılmış değil. Bir şeydir. Peki bir şey olunca her şeydir. Hiçbir şey değil, her şeydir. Terkip değil ya. Kimyacıların, iki kimyacı ya. Yani bir kimya tek doğada element yok. Değil mi? Heterojen, homojen diyorlar. Ha. Yani bir şey. Buna basit denilir. Bunun da arkası. Bu bile mahluk, bu ruh. Şimdi emaneti dağlara vesaire gönderdim. Almadı, alamadı. Nur-u Muhammed'i işte ene aldı. Ene. Eneymiş emanet. Bu emaneti alan yani kim o? Soyamadığımız şey. Benim gömleğim çıkart, soy. Atletim, vücudum, hayatım, aklım, kalbim, ruhum. Benim ruhum diyen o artık soyulamaz. Adı nedir? O da verilmiş. Kime verilmiş? Öyle bir şey yok. Yok varlık. Sırrı insani bendeki o mu? Evet, bendeki o, ondaki ben. Mahluk değil değil mi abi? Yok. Ene de mahluk. Ene de mahluk. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Biz bunu İrfan'la konuşmuştuk daha bu konuyu. Evet. Hatta ben haşa diye başladım da İrfan bana şey demişti. Haşa dedi, yerden başlıyor bu demişti. Nasıl? Haşa? Ha, ben dedim haşa. Hani bir şey söylemek istiyorum. Bir tabir kullanacağım ama dedim haşa dedim yani. Evet. Hani sırf tefekkür için söylemiştim abi. İrfan bana demişti ki senin haşa dediğin yerden başlıyor bu konu demişti yani. Evet doğru. Şunu diyebilir miyiz abi? Haşa dediğin yerden başlıyor. Abi mahluk değil ama tabi için söylüyorum abi hani insan orada geçiyor ama bu Allah hani mahluk olmayan bir şey yani kendisinin zıttı yani bu tabiri zıt değil de hani bir tabir bulamadığı için söylüyorum yani Allah acaba kendini zıttını mı yarattı abi belli bir noktaya kadar kendisi görebilmek için. Ya zıt değil ama hani hadi. Tabir yok için olmadığı için söylüyorum yani. Mahluk değil. Yani zıt bir şey. Nihayet aciz, nihayet fakir abi, nihayetsiz yani. Evet. Hani bir şey lazım ama tabir olmadığı için zıt diyor ama değil yani. Hani öyle bir şey mi yarattı abi? Kendi zıttı mı? O şey, o dediğin şey zıttı ene'den sonra olan. Ene ve kendisi. Dediğin doğru. Hı. Ama bu sır insanı... Hı. Değil mi abi? Ayrı gayrı yok. bu başka bir şey. Haşa denilenin başladığı yer. Hasan abi şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Mesela Murat kardeşime. Mesela şu anda tahtaya baktığın zaman ne görüyorsun? Yazı ve beyaz. Yazı yani tahtaya bakarsan. İşte bunu sizsiniz diye söylediniz abi. Sizsiniz diye. Bakan şunu söyleyecektir muhtemelen. Tahayyül yazıyor, tasavvur yazıyor, evet. Dimağı çizmişler, evet. Şunu yazıyor, bunu. Beyazı siz söylediniz abi. Evet. İşte beyaz ve o yazının bütünlüğü haşa diyelim o zaman. İşte Allah diyecek olursak belki beyaz olan biziz. Yani hem oz değil hem o ezostur. Yani ondandır. Yani insan benim sırrımdır. Ben de insanım. Bu işte en iyi almış. Daha ilerisi yok.
Evet. Ha, ene tamam zıttı. Yani ene ve sonrası. Nasıl olmamakla beraber. Ama bu ene yalan başmış. Şey o sır. Kendi karşıtı değil, karşılığı. Yalnız burada bir şey karışmasın abi. Yani haşa diyoruz ya, Allah-u Teala kendisini tanımak için veya tanıyabilmek için bir şey yaratmadı. Bizler açısından, yani Allah canibinden bakılırsa o yanlış olur. Bizim canibimizden biz tanıyabilmemiz için zıtlar olur. Ama onun canibinden öyle bir şey yok. Allah Teala zat-ı kudüsesi zatını zaten biliyor. Ama sırrı insani cihetinde kendimizi bilmemiz için belki ene ve diğerleri var. Sırrı insani enenin arkasında en iyi alan. Taayyün ve teşahhusun cemül cemi en iyi aldılar. Taayyün ve teşahhusun cemül ceminden bu sırrı insani nedir o? Risalede geçerse sırrı insanı tabi geçer. Bir de taayyün ve teşahhus. Cenab-ı Hak taayyün ve teşahhus ediyor. Bu bunun cemül ceminden sırrı mesela sırrı insanı melekut tarafı ene mülk tarafı diyelim. Sırrı insanı bak bir daha şöyle mana yazayım. Abi siz yazarken ben bir şey söylemek istiyorum. Siz dersiniz ya Allah varken hiçbir şey yoktu. Bugün siz varsınız. Bunların ikisi aynı kattan bakılarak görülen şeyler değil abi. Öyle anlıyorum ben. Yani Allah varken hiçbir şey yoktuğu hangi canipten söylüyorsanız eğer aynı canipten söyleyemezsiniz. Artık bugün ben varım. Ne demek istedim biliyor musunuz abi? Evet. Yani siz her zaman vardınız zaten. Allah varsa siz de vardınız her zaman. Evet. Şimdi ben şey yapayım de. Ene mülk. Nereye göre? Şey enaniyet mülk. Ene'ye göre. Bu melekut. İçi. Tamam. Aynı ene mülk sır insanı melekut. Aynı bu sır insanı mülk taayyün ve teşahhus melekut. Onun arkası mı yaptınız onu? Ama şöyle arkası değil. Şöyle bir şey var. Arkası içine koyuyorsun bir acayip. Bu taayyün ve teşahhus kendisi sırrı insanıydı kendisi. Ama taayyün ve teşahhus galip olacağından ama sırrı insani hadisi kutsi'de geldiği gibi bırakalım diye. Çünkü bu da öyle hadisi kutsi. Yani insan benim sırrımdır. Ben de insanım ya. Ama taayyün ve teşahhus şey yapı bakımından böyle artık İnsanın seviyesinde tahakkuk etmiş abi. Ama sır insanın daha acayip. Abi bir çay... Aslında sır insanın daha arkası. Ha. Ya hangisi mülk, hangisi melekut o zaman abi? Sır insani mi mülk, tahayyün ve teşahhüs mülk? Yani tahayyün ve teşahhüsün... Nasıl anlatırsam o değişiyor da ondan. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Tahayyün ve teşahhüs... Şey, cisimleşmeye ne diyorlardı bir şey konuşuyor mu? Tecessüm. Onu tecessüm etmiş hali sırrı insani. Yani onun sanki biraz daha cisimleşmiş hali sırrı insani. Böyle bakarsan öyle. Allah canibinden hangisi melekut abi? Öyle diyelim. Ona göre söyleyeyim. Sırrı insani. Daha şöyle diyeyim bak. Taayyün ve teşahhus etmesi için sırrı insani lazım. Tamam o zaman taayyün ve teşahhus daha melekut. Evet. Sırrı insani zeminle bir taayyün teşahhus orada onda cereyan eden gibi. Abi şuna bakalım Allah aşkına şuna bakalım. Taayyün ve teşahhus iradeye bakıyor. Devam edelim. Edelim. Dur abi dur. Bu taayyün ve teşahhüsün
farkı bir söylemiştiniz abi. Kısaca, yani kısaca olmaz ama tayin ve teşahhüsü nasıl ayırabiliriz? Teşahhüs hakikat Muhammediye, tayin lugat verilmez. Hasan abi soruldu bir de, o nasıl abi tayin ve teşahhüs? Tam lugat verilmez bunda. Ya abi şey yani konuşmak... Bir tanesi ayağın olmak, ayağın olmak, bir tanesi belirlenmek. Ayağın olmak, belirlenmek. Öyle tehlikeli bir şey ki, ayağım sokaktaki buza da benzemez. Öyle kayar ki. Ayağım olmak, öyle yani. Belirlenmek. Ha, söylediğinizi kabul ederseniz bir de bu böyledir diye ağızdan çıktıktan sonra o öyle olursa bir de tabii hakikat öyle aleminde siz de öyle olup hakikaten de kayabilirsiniz yani. Tabii. O zaman usulü, itikat usulü, ilm usulü iyi bilmen lazım ki kaymasın. Mesela kaç sene hiç size sır insan demedim. Ama benim çalışmışım bayağı. Yani mesela çalışmışım derken sabahlamışız dirabilerle. Yani yatsı namazını kıldık mı dediğimiz mevzu. Yani sabah okununca sabah yatsıyı kıldık mı? Yani bir dönem aklı mahkeme bitmişti. Ben bak bu iyi bir sıfat değil ama olmuştu. Hasan abi, ayağın olmak da belirlenmek. Yani belirli bir şeyde nerede yaşadın, ne yaptığını hatırlayamıyorsun. Hani böyle bir hal şey vardı. Onun için şimdi söyle. Ayağın olmak da belirlenmek dediniz. Bu ayağın olmak da belirlenmek hangisi mülk, hangisi mülk? Şeydi, şimdi elinin suretine dönelim. Hadi bakalım. Dersin şeyin faturasını yapıyor. Şeyi söyle. Bak kardeşler, bazı şeyler denilmemekle deniliyor. Mesela bakın, bak ne dedim, çaktırmada. Yani Allah'ın ezeli ve ebedi de resması, sıfatı da. Ama sır insanı konuşurken bunlar da yok dedi. Ne olur daha ileri gitme. Bak şimdi, Allah'ın mahiyeti zatisi var, çık dışarı, ezeli ve ebedi şuanat zatisi var. Ezeli ve ebedi, çık dışarıya, zatı sıfatları var. Ezeli ve ebedi, subutu sıfatları var. Ezeli ve ebedi, esması var. Sonra ezeli ve ebedi, o nur-u Muhammed'in o ceber var yani. Ama esması vesile değil. Fakat çoğu alimler diyor, keselim oraya, esmaya. Bu var. Ama ben sır insanı konuşurken, esma da yoktu, sıfat da yoktu, şunlar da yoktu. Tek bir şeydi. O zaman ki, o zaman. Nın şeyi, sır insani, bu tayinler oldu, şuunatlar oldu, sıfatlar oldu, esmalar olunca tayin ve teşahhus denildi. Hasan abi. Bir daha, söyle. Bu ruhumdan üfledin diyor ya Cenab-ı Allah, sır-ı insani, haşa yani şey için, ruhu mudur? Üflediği. Yani, çünkü tayin teşahhus da o zaman ruhun içinde, dışında daha artışılıyor. Şimdi da Harun, böyle muayyenleştirmeye çalışıyorsun. Hı-hı. Öfleyen, öflenilen, çıkayan. Buna girmeyeceğim. Sen ne anladınsa artık bir daha. İlmi kelam alimleri, hepimizin itikadı da o. Allah'ın esması ezeli ve ebedidir. Esmanın kaynağı sıfatı subutiyedir. Ezeli ve ebediyedir. Ne olur buradan sonra siz yürüyeceksiniz. Sıfat-ı subutiyeden kaynağı ezeli ve ebedi mahiyeti sıfat-ı zatiyedir. Bu hepsi otomatik. Esma, subuti yani sıfat, şuunat-ı zatiye olarak idi ezeli. Bunlar da mahiyeti zatiye idi. Tamam mı? Ezeli ve ebedi. Bunlar böyle tasnifsiz tasnif var. Mahiyeti zatiye. Şunat-ı zatiye, sıfat, evet. İsma. Bu vardı, ezeli ve ebedi. Tamam. Bunu konuşurken tayin ve teşahhusu konuşuyorsun. Konuşacaksın. Diyorum ki, esma ve sıfat, şunat, mahiyet-i zatiyede ruh gibi tek bir şeydi. Tek aslında o nasıl olmuşsa öyle. Ama demin dediğinizde sırrı insaniyi buraya koymuştunuz. Şimdi tayin ve teşahhüsü buraya koydunuz.
Hangisi yani? O beni biraz şey yaptı. Niye vücut vermeye çalışıyoruz? Vücut vermeye çalışıyoruz. Hangisi? Yani şimdi sırrı insani mi bu anlattığınız? Tayin ve teşahhüs mü bu anlattığınız şu anda? Anlat yani anlat şey yap. Sırrı insani dışarıdakidir. Dışarıya. Çünkü esma ve sıfat ve şuunat konuşunca tayin ve teşahhüs konuşuyorsun. Başka hiçbir şey yok. Mahiyeti zati var dersen sırrı insani olacak. O da bize bakmıyor. Yani tayin ve teşahhüs nerede oluyor? Bir kere o soru sor. Tayin ve teşahhüs nerede? Sırrı insanda oluyor. Yani sırrı insanda oluyor tayin ve teşahhüs. Aslan abi. Yani mahiyeti zatiye düşününce sırrı insani bu tayinler var ya. Hı. Bu şunlukta konuşunca tayin ve teşahhüs. Tayin o zaman abi şimdi soruyorum ve keselim bunu da olmadı. Mahiyeti zatiyeyi konuşunca sırrı insani diyorsa o zaman mahiyeti zatiyenin den daha başka şeyler de çıkıyor o zaman. Yok, mahiyeti zatiye de şöyle de diyebilirsin. Tayin ve teşahhüs esma desek. Tamam abi. Biraz iyi. Çok aşağı anlaşıldı. Bu esma yani insanın sırrı var ya. Abi şöyle diyebilir miyiz ya? Peki dur. Şöyle biraz da yaklaşayım. Esma mevcudatın cil ve cem'in nakşı ve sanatı. Bunun aslında neresi? Sıfat. Yani esma orada gözüküyor değil mi? Sıfatı çekerseniz esma boşluğa düşer. Düşer. Sırrı insaniyi çekersek şunat da boşluğa düşer. Tahyün teşahhüs boşluğa. Boşluğa düşer. Sırrı insan çekti mi? Tahyün ve teşahhüs. Ne demek tahyün ve teşahhüs? Nerede? O zaman abi mevcudan sırrı insani o zaman. Abi. Yani ama bize çok yakın. Yani sırrı insanı. Onun için mülk şey oluyor. Yani o kadar acayip bir şey ki tefekkürüne göre şey yapıyor. Bak tefekkür neydi? Yok sileriz merak et. Tefekkür neydi? Tayin. Şöyle diyeyim. Yok. Biraz daha. Dur. Kapatma. Yok. Şöyle diyeyim. Özgür insan kimdir? Özgürdür işlemi. Ama küfre yani itikat şey yaptım. Onu zaten efekkürü ben alaya falan her şeyim yok olur. Özgür insan nedir? Sofrada bir nebze bahsettim kahvaltıda. İhtiyarıyla dış dünyasını, iradesiyle iç alemini tanzim ederek, haddini belirleyip, hududunda kalarak kendisini kendisiyle kayıtlayan insandır. Köle insan kimdir? Bu haddi ve hududu hariç belirlerse aynı şeyi bile o köle insandır. Mesela ben bunu kapatıyor. Hürüm. Hür, özgürüm ya. Ama ben buradayken kafir dedin ki kapat abi bunu. Aynı şeyi yaparsa köleyim. Evet. Tamam. Bak. İhtiyar nedir? İradeye de nedir? Tanımlamış oluyor. İhtiyari kader, iradeli kader. Bir tanesi Kastamonu, bir tanesi Mevla layıkası. Malzemeleri verdim, bir de tanımlıyorum. Ezber olmasın. Yani bilerek konuşan ezber gibi olmuyor o zaman. İhtiyariyle dış dünyayı, iradesiyle iç alemini belirleyip, tamam, haddini koyup, haddini belirleyip, hududunda kalan, bu kalan kişinin kendi kendini kayıtlayan insandır. Özgür insan. Özgürdür. Bu özgürdür. Hür değil. Kendini bilmiş mi oluyor o zaman? Değil, başka bir şey. Özgür insan. Yani böyle bir şey. Burada bunu yapabilen adam da ortaya çıkıyor sırrı insani. Tamam mı? İnsanın sırrı. Yani Allah'ın sırrı benim sırrım da o mu?
Peki, o insanın, böyle bir insanın, sırrını fark eden insanda Allah'ın atmış olduğu adımdır tayin ve teşahhus. Yani Allah'ın verdiği cevaptır. Sırrı insana verdiği cevap. Sırrı insani. Burada dursun yani. İlle böyle haddini hududunu belirlersen sır kalkıyor. Sır değil zaten. Zaten o öyle değil mi abi? Sırrı insani biz bilirsek sırrıdan çıkar. Yani belirlendi abi. Zaten hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ki. Olmaz o. Yani belirlenemez. Hani bilip de diyemiyorum değil. Bilmeyen bilemezsin zaten. Abi her şeyin diyorsunuz ya sureti işte kanun eti, hakikati, mahiyeti var. Değil mi? Şimdi ben enaniyetin suretine geçiyorum. Şey, tarih teşahhus şeyini okuyalım mı? Şualardaki bir satır şeyini. Yani destekli olsun. Hem diyor tevhid sırrıyla. Tevhid sırrıyla mı bu? Şecere-i tevhid değil ama dur özür dilerim. Tevhid değil bu. Tevhid sırrıyla mı? Tevhid neydi? Allah'ın birliği değildi. Zıtlardaki. Bak yani. Evet ama öyle değil demek ki. Altını doldurmadan pat diye sonu söylersen hiçbir sana katkı yapmıyor. Tevhid, iman, küfür, doğru, yanlış, hak, batıl, soğuk, sıcağı, zıtların ceminin sahibi olan Allah. Şimdi bu devrede sırrı varmış. Burada zıtlar artık daha aşağıda. Tevhid sırrıyla şecere-i hilkatin meyveleri olan zihayatta bir şahsiyet-i ilahiye, bir ehadiyet-i rabbaniye ve sıfat-ı sebaca manevi bir simay-i rahmani. Bir tanesi tayyundu, bir cümle tayyundu, sonra bir şahsiyeti ilahi diyor. Şahsiyet-i ilahiye, bir ehadiyet-i rabbaniye. Bu ehadiyet-i rabbaniye, bu şahsiyet-i ilahiye. Evet. Sıfat-ı sebaca manevi bir simay-i rahmani ve temerküzü esmai. Bak ikincisi bu, birincisi bu. Ve İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'deki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i tayyünü ve teşahhüsü tezahür eder. Abi, tayyün ve teşahhüsün altını çizip uluhiyetin mahiyetidir diyebilir miyiz? Evet, uluhiyetin evet. Ve hakikati mahiyeti değil. Hakikati mi? Evet. Evet. Kağıda devam edeyim zaten. Tamam, yani o. Ve devam edeyim. Enen'in sureti. Enaniyet. Enaniyet, Emir daha 146'da anlatıyor. Yani enaniyet diye sakın ha, sokak tabiri enaniyet, gurur kibir falan değil, öyle bir şey yok. Nasıl ki insan deyince et kemikten anlıyor ama alakası yok değil mi? Yani hatta onu da enaniyetin kendi içinde şey yapsak belki sureti olacak. Evet, evet. Yani menfi tarafı da belki. Öngülersek. Mesela şeyini, o ruzname takvim kısmını hakikati veya mahiyetine evet, koyarsak mesela, bu şekildeki hani enaniyet... Dışarı kalıyor bu sefer. Dışarıda kalıyor. Enenin sureti enaniyet. Enenin kanuniyeti kabu kavseyn. Enenin hakikati künuz-u mahfiye olan Esma-i İlahi'nin anahtarı. Enenin mahiyeti ise alemi vücubun künüzünü açan sırr-ı insani, taayyum ve teşahhusun cemül cemi, insan benim sırrımdır, ben de insanın olan. Kab-ı kavseyn, bırakacağım bir şeyin kalmadığı makamdır. Makamsız makamdır, onu eksik yazdık. Bırakacağım bir şeyin kalmadığı makamsız makamdır. Sır zıtların birleştirip cem eder. Zıtları birleştirip cem eder. Tılsım zıtlar birbirine dönüştüren, değiştiren. Sır bir de okuyorum. Sır zıtları birleştirip cem eden enedir. Enedir. Tılsım
zıtları birbirine dönüştürüp değiştiren enaniyettir. Yani mana ismi manayı harfi dönüştürendir. Ene dişe vuruşu enaniyet, enaniyetin dişe vuruşu bir, mana ismi manayı harfidir. Ene mahiyetiyle serbest bölgede icraat yapıyor. Ene'nin mevcudata bakan tarafına enaniyet, Ene'nin zata bakan tarafına da sırrı insani. Şimdi bunu yaptıktan sonra şey demiştik ya, bu insan serbest bölgede şey oluyor. O mevhum rubiyet zahiri malikiyet şeyde serbest bölgede. Evet, zahiri maliketi ve mevhum rubiyeti insan evet. Serbest bölgesinde. Öyle demiştik. Onu yazalım o zaman. Onu da şuraya yazalım. Orada olması belki lazım ya. He? Enaniyetin sure mevhum rubiyet, zahir maliket diye yazıyor. Ha tamam. Mevhum rubiyetini ve zahir malikiyetini. Evet. O tamam bak ne kadar yazalım. Bak demek ki aynı ruh demek ki yazalım kendi. Yazdığımı bilmiyordum. Çok acayip bir şey. Mevhum ve rububiyet burada. Yani bunu silmedim. Bu temel o şey yapıldı. Çok acayip bir şey. Evrildi başka bir yere doğru. Ene'ye doğru. Zaten hakkı ilkte. Şimdi Hasan abi özür dilerim, bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şimdi bu gözlüğü bizim gözümüze taktınız ya, bizi şaşırma ettiniz. Ne yaptınız onu da bilmiyorum ama nereye baksak artık buradan bu gözlükle bakıyoruz abi. Dün bir yeri dinliyorum telefondan. Dinlerken uyumuşum ama en sonra hatırımda kalan şu, Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın birleşmesinden bahsediyor. Bir araya gelmesinden bahsediyordu. Bakın, iki denizin birleştiği noktadan bahsediyor Hasan abi. Yani belki de taakkulden bahsediyor. Oradan yola gidiyorlar. Fikir neredeydi abi? Fikir neydi? Yoldu. Evet, taakkulde. Taakkuldeydi. Değil mi abi? Evet. Şimdi Musa Aleyhisselam bütün aslında serbest bölgeyi de temsil ediyor da diyebiliriz sanki. Bu çünkü ne biliyor musunuz? Serbest bölge her şeyin sureti. Yok. Şimdi şuradan bir iki cümle de söyleyeceğim. Bugünkü dersimizi geçeceğiz. Hayali, bugünkü konumuz hayali. Cümlemiz olsun. Hayali güce dönüştüren tahayyüldür. Hayali güce dönüştüren. Evet, mesela hayal, bak şöyle anlamak için, hayalen birisini karşımıza koyduk. Kuruyorsun falan. Hayalen cinselliği koyuyorsun, ormanlar değişiyor. Hayalen bir ilmi mevzu yapıyorsun, tefekküre yol açılıyor. Hayalen ruhu bindiriyorsun, seyahat ediyorsun. Mesela konsantre oluyor sporcu böyle. Şöyle ringe çıkacak, konsantre olmadan çıkamaz. Hayali gücü dönüştüren tahayyüldür. Evet. Eylemsel adidir. Yani ekmeğin içinden enerji alamazsınız siz. Penseyle, tornavideyle. Ne yaparsanız yapın. İlle insan onu dışarıya alacak. Mesela CD'den bir resim alamazsınız. Yani bilgisayar, CD'den bilgi alamazsınız. Çıplak şeyler. İlle bilgisayar lazım. İşte tahayyül, bilgisayar, hayal ise CD. Onu orada okuyor. Hayali gücü dönüştüren tahayyüldür. Bunu kah düşünmekle, kah tefekkürle, tefekkürle hayal ettiğine dönüştürüyorsun. Tersi mi var? Tersi de öyle. Sen hayal ettiğin enerji oluyor mu? Enerjinin ortaya çıktığı yer. Mesela birisi hayal ettin, kızdın. İlk önce hayal ediyorsun, adam aklıma. Veya konsantre oluyorsun, o vücut gelişiyor. O enerji neredeydi? Sporcu mesela konsantre oluyor. Böyle doluyor değil mi o acayip? Aslında beraber değil mi abi? Yok, hayır, tasavvur da aynı anda. Yani aynı anda. Ayıramadığımız için aslında sanki serbest bölgenin ifadesi gibi. Yok, bu şekil.
Şekil. Düşünceler tasavvura geçeceğiz. Abi güç ikisinin de dışında ama. Evet, dışında tabii. Yani hayalin de dışında. Yani tahayyül yok burada. Tahayyül şey olacak. Şey tahayyül diyorum. Yani tasavvur. Ama şey olmuyor mu abi? Güç gelmesi ne demek? Meleke demek. Melekleri, meleke... Şey... Meleke işte ama tahayyülün melekeleri ile tasavvur melekeleri farklı. Sizinle görüşmeyi arzu ettiğim zaman yani, hayali geç yapacak. Bu çok önemli çünkü geleceğimiz paragraf bundan girecek. Yani mesela nereden girecek? Lemalar 247'den gireceğiz. Yani biz mahiyet ve şuunat, sıfat, esma diye konuşuyoruz ama o merkezden baktığınız zaman öyle bir şey yok ya. Şimdi tanımlamak, tarif etmek için tahayyül ile tasavvuf farklıdır. Ama o kadar beraberler ki tefrik etmek zor. Diyorsun. Peki evet, yani mümkün mü? Tasavvursuz tahayyül mümkün mü? Tahayyülsüz. Tasavvursuz tahayyül. Yani işte bunu diyor. Mümkün değilse. Tasavvursuzu nasıl şey yapacağız? Tamam. Yok yani bunu şunu demek için, ikisinin münasebetini anlamak için tersten soruyorum. Yani sana sorayım. Mesela düşünce olmadan bir şey hayal edemez misin? Hiç değil. Düşünce sonra gelmiyor mu? Mesela ben... Gelmeden olur mu diye düşünüyorum. Niye? Mesela deriyi hayal eder misin? Veya senin arabayı hayal et. Geldi. Şekli geldi. Ama bilgi gelmedi ki. Sonra ya neydi, kaç beygirdi, ne kadar yaptım, kilometresi, bak hele işte koltuğu neydi falan. Veya kaça aldın? Tavsifler gelmeye başladı. Bilgi sonra geliyor. Mesela şöyle diyeyim. 1500 beygir 1500 beygir olsa bir araba ne olur? Hemen arabana gidersin. Ulan benim 1600 ya. O zaman ona gidiyor. O da tasavvurdu. Yani aslında ayrıdırlar. Ve çok ilginçtir. Bu kavşaktır. Hayalleri enerjiye, güce dönüştürüyor. Potansiyel olarak insanın ruhunda var olan güçleri hayalle aktif ediyor. Mesela en güzel örnek sporcunun konsantre olması. Konsantre olup öyle çıkıyor. Güç çıkıyor. Neredeydi bu? Bu neredeydi daha önce? Onu ortaya çıktığı yer. Hatta ustad diyor ki niyetler geliyor akıyor, vicdana geliyor, dimağa geliyor, kelama dönüşüyor, elbisenin giydiği yer. Hayal. Peki tasavvur nedir? Zanların, bilgilerin, malumatların, düşüncelerin, şek, ihtimal, belkilerin bilgiye dönüştü. Yani şey, mesela zanlar bilgiye dönüşüyor. Bilgiler bilgiye dönüşüyor. Şekler bilgiye dönüşüyor. İnsanı zengin ediyor. Demek ki zanların, bilgilerin, malumatların, şek, şüphe ve belki biliyorsunuz şeyin tasavvurun içerisinde şey vehim. Vehimin içinde yani tasavvurun içinde vehim. Vehimin içinde üç tane şey çalışıyor. Belki, ihtimal, şek. Ha, insanı donukluktan çıkarıyor. Arkadaşlar iyisiniz değil mi? Donukluktan çıkarıyor. Yani şu değil de şu. Ha, bir sürü konuşma yapabilecekken, bilirken çıkartıyorsun, bunu veriyorsun. Bunu kim yapıyor? Vehim yapıyor. Yani nihayetsiz ihtimaliyatı barındırıyor vehim. Onun için insanı meleklerden imtiyazlı kılar. Evet, evet. Dolayısıyla bir daha hayali güce dönüştüren, gücü hayale tebdil eden, düşünceleri veya vehimleri, zanları tasavvur yapan, tasavvurları da zana dönüştüren de tasavvur. Tefekkür her şeyin aleminde yok olduğu andır. Siz nereye okuyorsunuz abi? Yani cümleler okuyorum. Düşünce kaç sayfa? Yani herhalde bu sizde yok. Yapma ya. 300 istersen çek 379. Çekerim. Bir çek kabını.
Ondan sonra şey gibi, buna ısırmaydı yarım saatten beri her şeyimiz. Yok. Tefekkür her şeyin yok olduğu şeydi. Şu. Başı var mı? Yok, yok. İstersen ötekisini de çek okudum. Çek, herkes dimağını açsın. Ötekisini de arkadaşlara şey yapar, onu da vereyim de. Kaçıncı sefer, boşuna. Bunu çekiyorum. Yok, yok. Onlar yapmayacağız. O tahakkuk neredeydi bu? Biraz önce okuduğum onu da vereyim arkadaşlara da. Hani yaptık ya biraz önce. Biraz önceki itiyor musun şey Faruk orayı? Heh. Şuna şunu. Heh. O zaman kapalı olursa biraz havasız kalırız. Usta diyor ki havasızlık öldürür. Evet. Açıldı mı ikisi de? Açık burası da. Şey, olmaz. Kapa. Nasıl yapayım? Nasıl ama alttan ayarını şey yapman lazım ki. Anladım. Olmadı. Alttan açılıyor aşağıda. Ayarını şey yapacak. İt orta. Onu it. Şimdi rasos çıkart. Oldu mu? Açalım da. Evde. Bir daha. Çektin mi? Kapattım önce. İyi bastırman lazım aşağıdan. İyice it. Biraz zor. Oldu mu? Hı-hı. Tamam. Çektin, gönderin ondan sonra başlayayım. Tamam, gönderdim onu. Nereye? Özel'e de dimağ ha. Şimdi bak, o zaman herkes bir baksın, ondan sonra ben tekrar başlayayım. Tefekkürden başlayacağım. Yani ağır geldi mi nasıl? Kavaldı. Yok, iyi misiniz? İyiyiz. Evet, tamam. İyi değil. İmamım çok iyi. Çok iyiyiz. Elhamdülillah. Bu sır insanı biraz fazla efor, yani enerji kaybettirdi de onun için biraz şey oldu. Hala niçin böyle durgunsunuz biliyor musun biraz? Sebebi ruh onu çözmeye çalışıyor. Aynen. O mesaj gönderildi, o. O çok yukarıda, bu evet. Burası bayağı aşağıya. Çok aşağıya. Şu anda ne yapıyor biliyor musunuz Gafur? Doktorum. Şu anda sen buradasın. Sen önce alaka yok, bitti. Zannediyorsun, ruh orada. Ruh onu tırmalıyor tepeyi. Tırmalıyor da çıkmaya çalışıyor tepeye. Sana malumat getirecek. Belki bugün, belki bir sene sonra. Sana o getirecek o. Biz ona mesaj gönderdik. Şu anda sizi acayip yapan o. Garip yapan, tanımlayamadığınız bir hale sokan, tayin mi, teşahhus mu? Yani Osman okuduktan sonra kısacası şahsiyet-i ilahiye kardeşim. Ehadiyeti neydi? Ehadiyeti Rabbaniye. Şahsiyet-i ilahiye. Evet, şahsiyet-i ilahiye, ehadiyet Rabbaniye, manevi bir simay-i rahmani. Dur, hepsini yazayım bak. Dur. Baş beyaz. Ruh gene değişti. Bak şimdi. Ruh geri döndü. Ruh geri döndü. Ehadiyeti Rabbaniye miydi? Şimdi ehadiyet Rabbaniye. Dur lan, Rabbaniye. Diyelim. Şahsiyet ilahiye. Dur. Sonra? Manevi bir simay rahmani. Manevi diyeyim. Simay-i rahmani. Rahmani. Temerküzü esma-i. Bak. Temer. Esma-i mi? Esma-i takkeri. Ondan sonra zatın bir cilve-i tayin ve teşahhusu. Zat. Zatın bir cilve-i tayin ve teşahhusu tezahür eder diyor. Bunlar hepsi tezahür edenler. Sanki bunların birleşimine denmesi gerekmiyor mu abi bunun? Zat. Aynı şey söylemiş. Şimdi şurayı şöyle yapayım ki tek iki tane anlaşılır. Şunu sileyim. Hani yetmedi ya mesafe. Neydi? Ehadiyeti Rabbani. Yok.
Diyor ki abi, yoksa diyor, yani konuyu şeyi gibi, o şahsiyet, o ehadiyet, o sima, o tayinün cilvesi imbisat ederek kainat nispetinde genişlenir, dağılır, gizlenir. O şahsiyet, o ehadiyet, o sima, o tayinün cilvesi. İşte onu bir yerde temerküz edince bu oluyor işte. Zaten orada da diyor ya, İyâke nâbdû, İyâke nestaîn'deki muhatap olan zatın. Evet. Yani insanda oluyor yani. İnsan. Bunu diyen de insan. Diyen. Diyen sırrı insan işte. Her şey de oluyor. Her şey olan bir şey de oluyor. Diyen de çıkan. Allah çok güzel demiş. Ancak diyor çok büyük ve ihatalı kalbi gözlere görünür. Çünkü azamet ve kibriya perde olur diyor. Ya. Herkesin kalbi göremez. Kalbi göremez. Biri Subhanallah, biri Elhamdülillah, biri de Allahu Ekber abi. Bakın Subhanallah. Mesela tayin mesela Subhanallah, Elhamdülillah, sırrı insan Allahu Ekber abi. Doğru. Çünkü doğru. Celal, Cemal, Kemal. Olmak zorunda, böyle olmak evet. Zorunda abi. Arkadaşlar şuraya bakın, bu ne demek? Şahsiyet ilahi ne demek? İkinci şu. Eğer o kitap okumasa, yani bunları desek, uyduruyor. Boşuna mı diyor? Onu tam anlayan imanını kurtarır diyor ya. Evet. Yani şey, tam anlayan imanını kurtarır demiyor. Tam anlayan ne biliyor musun? Ne diyor biliyor musunuz? Ayet bahsediyor. Ne kadar şirki sana tanımlıyor hadisler. Şirk o kadar ince mertebesi var ki şirkin. De mesul değil. Sana endişe etmeyin. Karanlık bir gecede diyor Allah Resulü. Karanlık bir taşın üzerinde kara bir karıncanın ayak sesi kadar in. Sessiz ve gizli. Üç tane bak. Karanlık bir gecede, karanlık bir taşta, siyah bir karıncanın bu kadar birbiri içine girmiş siyahlık. Karanlık bir gece, karanlık bir taş, siyah bir karınca da görüntüne kadar yok. Ha, bu karıncanın ayak sesi varmış. O kadar ince ve gizli. Sır. Şirk. İşte enfusi tefekkür bunu da ortadan kaldırıyor diyor. Nerede diyor? Hayat mahsini. Ne diyor biliyor musun? Bütün şirk ve iştiraki kaldırır diyor. Bütün şirk ve iştirak. Artık yani kabulden değil Allah. Allah'a şirki olmaz. Bu şeydir. Tabii öyle ilim yok artık orada. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki o haletlere ilim sıfattadır. Yani sıfatı subutiyede ilim var. Zatı sıfatta ilim yok. Şunlarda zaten ilim yok. Diyor ki orada o hali ve vicdanidir diyor. İlim yok yani. Kaderin şeyi bu. Kader nedir? Hali ve vicdani. İlmi değil yani. Hani bu şirk ve iştirakı gafur. Anladın mı abi? Evet. Şirk ve iştirakı bütün kaldırıyor. 30. Leman'ın hayat mevzusunda söylüyor. Yani bu mahiyet insani birdir. Onun altında. İnkısamı gayr kabildir. Yani her şey bizi dağıtıyor. Dağ budak yaprak bizi boğuyor. Ya bırak bunlar artık. Geç çekirdeği ya. Dağılıp gidiyorsun diyor. O da öyle dedi. Beşinci remiz. Ben topluyorum seni. Söyledim orada ya. Yaprak da dal da budak da boğulma diyor. Ne yaparsan yap. Yaprağa konuşuyorsun. Dal sana şirk oluyor. Daldan konuşuyorsun. Gövde sana şirk oluyor. Ya bıktım bu dolaşmaktan. Yoruluyorum diyor. Geçtim diyor çekirdeğin içine. Yaprak da orada, çiçek de orada. O şekilde dışarıda gözüktüğü gibidir. O zaman diyor, bütün iştirak ve şirklerden kurtuldum diyor. O, bunu fark etme, bu tefekkürü. İmanın vesvesesi, şüphesiz. Ha, neticesi nedir? İmanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi. Öyle diyor, imanın mertebe, yani vesvese yok, şüphesi de yok. Mertebesiz mertebe ya. İman da yok bile. Şeyde Kabı Kavsen diyor ki, imansız iman. İman gaybadır, gayb mı kaldı? Melekut, vesvese kalmayacak. Melekut kaldı. Kainattadır. Gayb şeceri şirkattedir. Şeceri şirkatı da bitirmiş, Kabı Kavsen'e girmiş.
Allah'ın kelamını da bitirmiş, hürriyetine konuşuyorsun. Gayb mısın sen benim için? İman gayba aydır, gayb mi? Bizim bildiğimiz iman, ama oraya göre iman var. Bizim bildiğimiz şeriata göre iman yok. Niye? İman, yani iman gayba aydır. Yani melekut unutmayın, kainattadır. Gayb, şeceri fırkattedir, gayb geniştir. Umurun batınlarla melekutiyeti ve fizikçiler de geçebiliyor, Brahmanlar da geçiyor. Gayba geçemez. Yani, yani yemez, içmez de melekute geçer. Metafiziğe geçer insan. Metafizik, fiziğin melekutu, melekut tarafıdır. Gayb ise meleğidir. Fizik, mülktür. Metafizik, melekuttur. Melek ise gaybdır. Yani anlamanız için. Anlamak için. Şimdi, anladık mı abi? Abi bunu böyle şu an hemen şey mi yaptınız? Nasıl oldu? Şık şık öyle öyle yazabiliriz. Şey değildi mi? Çalışarak. Tamam ha, öyle vardı. Bir arkası var ya. Yani. Arkası vardı. Yani tehlikeli ifadeler hepsi evet. Böyle. Ama öyle söyle. Tamam. Sıraladı da. Sen bir daha... Abi bu sen kendisi abi. Söyledi de sen okudun. Suçlu sensin. Ben ayırmam. Hastalığınızı ben şey yapıyorum değil mi? Yani. Ya ne tehlikeli bir adamsın başkan sen. Hem atıyorsun yokuştan aşağı hem de diyorsun düşersen ölürsün. Ya sen düştün diyorsun. Sen düştün ben diyorsun. Düşmeden tutmaya çalışıyorum. Yani. Video kaydı bitmeden tutacağız silebiliriz. Ne bahtiyarsınız. وَيَمَا بِنِيمَةِ رَبِّكَ فَهَدِّينَ Rabbinin nimetini şükür için taat et. Allah bize çok cömert davranıyor, unutmayın. Çok ama. Bu ne yaptı biliyor musun? Kendini, esmasını, sıfatını, şuunatını değil, zatını bize açıyor. Evet. Şuraya bak ya. Hep işim gücüm ya. Şunu resmen çekeyim. Bir şey var mı, nasıl paylaşacak? Poz attı da. Bir paylaşın abi ya. Bir parça ha. hani bazen şey oluyordu ya. Neyse. Bulamam sana, durum olur. Bana seni de parmak. Uzaktan bazen ama yürürken kendimi iki tane görüyordum bazen böyle. Yürürken sanki böyle yapıyorum ya, yani gayri ihtiyar yapıyorum. Ben yürürken yürüyorum böyle. Yani oradan hem beraberiz hem değiliz. Dikkat et diyor o. Bak şey yapma, şey yapma, şöyle yap. Yani ben beni gözetliyorum. Çizici. Evet. Tuhaf böyle. Böyle bir öyle bir şey iken bir baktım ki bu kabire girmiş. Bu. Polatlı'dakini söylüyorum. Bir parça böyle. Kıyafeti kur. Bakıyordum ya böyle. Ben bakmıyordum da. İki hangisi ki bakılıyor? İkisi de bilmiyorum. Yani. Bazen ama böyle. Sanki gözetliyorum ben beni. Böyle fazla yaparak herhalde. Yani şu anda tepeden bakıyorsunuz ya böyle. Alışın dedim yani bu. Boşuna demedim. Kendinizi dışarıdan bakmaya başlayın. Sen fark yapabiliyor musun? Bana bakarken yapacaksın. Tepeye çıkar mısın abi? Tavana. Tavandan kendini görebilmeye çalış. Evet. Geçtin mi? Neyse. Yok. Geçeceksin böyle. Bu sefer bu biraz çabuk çabuk olunca güzel yani hemen yapa yapa antrenman gelişiyor hani, tamam mı? Kendine. Bu sefer bu şey gelişiyor. Bu tarz gelişiyor. Bu tarz gelişince başka bir şey gelişiyor. Şimdi başka bir şeyi anlatacağım. Bak şimdi. İlk önce tepeden bakmayın. Sonra yandan bakmayın. Sonra şimdi o girdi. Kalpli girdi. Bu gene takip ediyor. Bu girmedi. Bu girdi ya ceset. Meleklerle muhatap olurken bu zatla muhatap olmaya başladı. Bir tuhaf ya. Ceset
Cesede bıraktı o şey. Oğlu, o ona bıraktı yani. O ona bıraktı. Bu da o, yani bunun işi yok zaten. Buraya geldik yani. Sırrı insaniye. Sırrı insaniye geldik. Sırrı insaniye izleyen abi. Hiç onunla, o işi olmadı ya. Yani. O halletsin. Onunla meşgul. Otomatik pilot. Evet. Yani. Öyle bir, onunla meşgul. Biraz dağıtayım. Şuradaki şeyi abi, şimdi şu eşlemeyi var ya, manevi simay-ı rahmani ile temerküs-ü esma yer değişmesi lazım abi. Öyle mi? Aha, niye? Çünkü şahsiyet ilahi ile manevi simay-ı rahmani birbiriyle uyumlu, ehadiyet-i rabbaniye ile temerküs-ü esma-ı rabbani, yani ehadiyet-i rabbaniye ile temerküs-ü esma-ı da... bir okur musun orayı? Yanlış yazdım o zaman. Tevhid sırrıyla şecere-i ilkatin meyveleri olan zihayatta bir şahsiyet ilahiye, şimdi bu tarafı sağdayız, bir ehadiyet Rabbani soldayız ve sıfat-ı sebece manevi bir simay-ı rahmani. Yanlış yazdık. Sağ olun. Yanlış yazdık. Temerküz-ü esmayı. Yanlış yazdık. Çünkü şahsiyet ve simay-ı rahmani uymuyor. Daha uyuyor zaten. Evet, uymuyor. Temerküz-ü esmayı ile de ehadiyet Rabbani uyuyor. Çünkü ehadiyet temerküz ya, yani bir noktada. Rabbaniye'de esma daha çok. Yanlış yaptık. Allah razı olsun. Neydi o? Temerküz-ü esma. Sen düşük mü aldın? Esma. Temerküz-ü esma. Temerküz-ü esma. Düşük mü aldın? Sen yoksun. Ben az mı verdim? Az verdim sen Osman. Osman'ın ne düşük verdi sen? Başkan, başkan adam. Tamam mıyız sen? Şimdi neredeydik? Ne yapıyorduk? Hayal güce dönüş, hayal güce dönüş. Ha, tefekkür. Hayaldir demiştik. Ha, tefekkür, tefekkür. Tefekkür neydi? Furkan'ı Kur'an'a, yani Kur'an'ı da Furkan'a çeviren mekanizmadır, sistemdir. Şu, ayat-ı tekviniyeleri, şu mevcudatı, evamir-i tekviniye dönüştürüyor. Yani şu mevcudatı bize, iyi dinleyin, bizi mevcudat yapıyor. Mesela ne karın olur burada? Hemen şu soruyu. Ne karın oluyor? Mesela diyelim ki zenginlere özenirsin. Yakışıklı güzel özenirsin. Güzel sesle özenirsin. Kur'an okuyana özenirsin. Güzel psikolojisi olana özenirsin. Hatta Resulullah'a da özenirsin. Ustada da özenirsin. Yani eşyanın arkasına geçmiş. Özenirsin. Bunu bilirsen özenme olmuyor. Yani Furkan'ı Kur'an'a, Kur'an'ı Furkan'a demek şu. Yani şu ayat-ı tekviniye benim dışımda her şey benim taayyum ve teşahhuslarım. Benim dışa vuruşlarım olduğu için onlar benim. Mesela meyvenin ağacın dal budağını ve yaprağını söylemesi gibi. Ha, mesela evet. Evet. Yani yaprak dese ki şey, ben meyveyim, diğer unsurları diyorum ki benim şeylerim bunlar. Tabii, yaprak dese ki ben şöyleyim, çiçek dese ki ben böyleyim. Ama çiçek dese ne diyor? Benim etsal ve efradım bunlar. Değil mi? Yani dışarıda yaprak, çiçek, meyve, tat, koku, gövde, kütük, enerji vesaire tanımlanma varken merkezde yok. Yani çekirdekte yok. Çekirdekte hepsi bir. Şimdi ben peygamber olsam, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bak iyi dinle. Veya ben Musa Aleyhisselam olsaydım. Veya ben Musa Aleyhisselam'ın kavminden olsaydım ne olurdu? Olan kafirlerden de sensin. Ona iman edenler de sensin. Musa da sensin. İsa da sensin. Muhammed de sensin. Yani sen o şecere-i hilkat ağacı bütüne getiren meyvesin. Meyve meyvenin içindeki çekirdeksin. Meyvenin içindeki çekirdek itibariyle ağacın başısın, kökteki çekirdeksin. O itibarla ondan sonra baktığın zaman ağaç nedir senin?
taayyum ve teşahhuslarındır. Mesela sarhoş, ben içki içseydim ne olur? Bu benim zaten, bu benim yani. Ben böyle olurdum. Dışarıdan bakınca ben bu olurdum, böyle olurdum, den geç, bu benim. Bu da benim. Yani mahiyet insaniye geçiyorsun, kalbin ve ruhun derece hayatına geçiyorsun. Kainatta bir hakikat var, mahiyet yani hayatın hakikatine geçince o bütün o detaylar, varlıktaki detaylar o hayatın içerisinde tektir. Mesela daha şöyle diyeyim, ruh basittir yani toplumsal ismiyle basit değil, mürekkep değildir der. Yani birkaç tane şeyin karması değil. Ruh tek şeydir. Vallahi zıt. Ama iki kimyacı var demiştik. Dedik ya bak onlar da şahit olsun diye. Bir şey tek başına bulunamaz element. İlle beraber olacak. Ruh böyle işte. Tek. Ama her şey. İşte dolayısıyla ben kalbim ve ruhun derece hayatına geçince ben tek şeyim ama her şey bende. Artık domuz, yılan, çakal, peygamber, 124 bin peygamber, 124 milyon evli, hep benim. Bunu tefekkür yapıyor. Hasan abi şeyde mesela oluyor, böyle ona mı denk geliyor? Mesela bu benim tayin ve teşahhüsüm ya, aynada gözükmem. Mesela genel olarak söyleyeyim, dersten önce mesela geliyorum, trenle mesela Gafur abinin oraya, sıkılıyorum, böyle sıkıntılı, kasvetli. Mesela dersten çıkıyorum, ağaçlar farklı, tren farklı, içeridekiler farklı, bir şey yani, her şey birbirine, değişmiş. He. Bu mu oluyor yani? Evet. Yani her şey birbirine girmiş, herkes her şeye düşman iken vardı ya. Evet, dostluk yüzünü ya gösteriyor. Bak, 23. sözde miydi? Her şey herkese düşman. 23. sözde anlatıyor ya. Her şey herkese düşman. Ecnebi. Ayrı. Hükmü Şamiye'de de geçiyor. Ama geçtim arkaya, herkes, her şey. Evit yok yani abi, yok birlik yok, hepsi ayrı. İşte bu tefekkür yapıyor. Tefekkür aynı zamanda her şeyin yapan olması için tefekkür eden bir ruhta psikolojik sıkıntı olmaz. Zaten tefekkür edememenin adıdır psikoloji sorun. Onun için tefekkür neymiş? Her şeyin aleminde yok olduğu andır. Her şeyin aleminde yok olduğu andır. Mesela onun için Risale-i Nur talebeleri ister bilsin ister bilmesin. Risale-i Nur okuyan dersleri giden de şu dört tane sıfat gelişir. Senin elinde değil o. Pompalanıyorsun. Aç, fark, şefkat, tefekkür. Şimdi... Abi bu kimyada diyorsunuz ya bir şey element tek bulunamaz. Var mı? Yani... Doğada tek bulunamıyor da. Doğayı anlatıyor. Yani dışarıda hep ayırabiliyoruz yani onu. Ha ayırırsan ama tek yok yani. Sen ayırma demiyorum. Doğada bulunmuyorum. Bir de soru sormak çok ilginçtir. Soru sormak mananın ademidir. Yani o mana o soruda tayin ve teşahhus edip sana man oluyor. Allah Allah. Bunu ben söylemiştim kaç ders önce. Bana ağa dememiştiniz ayrıt bir şey. Öyle bir ağa dediler ki. Ya o sana bir ince oluyor. Komutanın arş emri var. Komutanın arş emri var. Bu da daha güzel. Değil mi Gafur? O da güzeldi. Güzel diye ama. Başkan beni yine sustırdı. Ve soru sormak yola fener tutmaktır. Bir de şey abi yani cevabından... Daha çok cevap var sonra. Kendisi cevaptır. Daha da çok, yazılandan evet. Daha da çok cevap var. Evet, aynı. Yazılandan olduğu için. Çok ilginçtir. Tefekkür, gene şey yapıyorum, kendinden sıyrıldığı, hiçbir belirlenişin olmadığı andır, anda olandır. Bir daha, tefekkür, kendinden sıyrıldığı, hiçbir belirlenişlerin olmadığı andır, andaki olandır. Abi bir sual sorabilir miyim? Özür dilerim. Emir iradeden sonra mı gelir? Emir iradeden sonra mı gelir? Emir irade.
Şöyle diyor, Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin. İmam-ı Mübin'e emir ve... Emir ilim. Emir ilim. İrade ve kudret Kitab-ı Mübin. Yani... Sanki irade sonra geliyor gibi görünüyor ama... Yani emir... önü gözüküyor. Ama emir diye Allah'ın subuti ve zatı sıfatı yok. Bütünlük yani, müdür azıcık? Yani mesela zatı ve subuti sıfatı hayal et. Evet. İlim, irade, sermayesel kudret yok. Kıdem, bak, beka, baktaniyet, muhalefetin adı. Orada da yok. Emir yok. Ama irade var. Evet. Yani emir biraz da böyle emire bir ders yapmıştık, yanlış olmasın. Oraya bakın, emir, 3-4 tane ders. İki tane var zaten. Var mı abi? Var, emir. İlim, emir de orada geçer. Biraz, biraz. Şimdi, seraseti şey yapıyorum, 400, 437'de mi sözlerde? Hemen yeri söylemem lazım ki, 25. sözü ben size şey yapayım, siz kaydedin kendi şeyinize. Oraya yazarsınız. Size kaldırıp göstereceğim zaten. Şuraya bakar mısınız? Bak, şurada. 25. sözü açacaksınız. Kitabınızda. Şu sayfayı da açacaksınız. Şurada selaset anlatıyor. Kur'an'ın selaseti. Tamam, şuraya. Şuraya kenara yazın. Selaset. Selaset neymiş? Hem tahayyüle, hem tasavvura, hem de taakkule hitap edip çalıştıran, yani selaset, Kur'an'ın selaseti, ne yapar sende? Kur'an'ın selaseti ne işe yarıyor? Hem tahayyülünü, hem tasavvurunu, hem taakkulunu aktif eden bir bir enerji diyeceğim, enerji değil. Vahiy, vahiy gibi oluyor. Yani gibi, yani böyle haşa tobe estağfurullah. Yani sistem de denebilir belki. Yani sistem diye yazdım. Sistem. Ama şöyle, yani şey bilirsin, beni heyecanlandırdı, kusura bakmayın. Yani tahayyülümü, tasavvurumu ve taakkulumu aktif eden vahiy oluyor o zaman işte. Vahiy oluyor. Ha, bu hala girdiğin anda zaten o anda vahiy oluyor. O anda sen de Cebrail tahayyül ediyor. Yani onun için vahiy devam ediyor. Bitmemiş daha. Mesela telefon kartı aldın mı abi? Koydun telefonu. Hemen şifreyi verdiler mi abi? O bağlandın mı? O bağlandı. Peki biraz sonra bitti mi bağlantı? Bağlantı devam ediyorsa, hani ilk bağlama vardı ya, hep devam ediyor demektir. İlk bağlamayı biliyor musun? Bak sinyal geldi. Demek ki bağlı duruyorsan sinyal devam etmiyor, pompalıyor. Zaten Cebrail hiç bitmiyor, hiç kesilmedi ki zaten. Abi zaten. Cebrail hiç kesilmedi. Hmm. Sarih ifade de var. Alem, vahiy, alem gaybtan, alem şehadete sürekli akar diyor. Evet, devam. Devamlı akar Risale'de. Alemi gayb diyor. Evet. Gayb diyor. Amerika bir şey dedi. He. Kesilmediği için kıyamet kopmuyor diyor. Doğru söyledi. Kesildi. O zaman kainatın aklı olan Kur'an kayıyor. Bir insana Kur'an nasıl kalkar? Kainatta. Tahayyül ve tasavvuru, taakkule o selasetini, yani Kur'an'ın an ve an verdiği o şeyleri, sinyalleri bu insan aldığı zaman Kur'an'a muhatap oluyor. Kur'an vahiy, insanda vahiy ortaya çıkıyor. Evet. Selaseti niye oraya gösterdim? Orayı kenara yazın. Oraya. Yani kuşun selaseti beyanımızın olması için hem tahayyül, hem tasavvur, hem taakkule hitap edecek şekilde konuşulması, konuşulması lazım. O zaman tesir ediyor. O zaman tesir ediyor. Kur'ani oluyor. Yani. Evet. 35-70. Akıl olmalı. Sen bu gözle baktığınızda da üstad hep tahayyüle, hep tasavvura, hep taakkule, hep hitap etmiş. Yani böyle bakınca hep hilata geçiyor. Siz de bir yere götüreyim. Bununla alakası yok ama. Risale-i Nur'da hep konuşurken ta aynı yerde ama. Bir oraya böyle değil. Aynı derste tahayyülü aynı yerde tasavvuru taakkülü aktif ediyor. Şimdi size başka bir şey söyleyeceğim. Tabiat Risalesi'nde 4 yol var diyor. Allah'ın ispatında. Bir kendi kendine, bir sebepler, bir tabiat.
Bir dördüncüsü Allah. Tamam mı? Bunu sana çok lazım derse partiye. Şimdi kendi kendine sebep ve tabiatı hepsine kaç tane misal veriyor? Üçer tane. Ve hepsi birbirine benziyor. Hepsi aynı gibi. Oysa Allah zatiyle kainatta değil, Allah sıfatlarıyla kainatta. İlim, irade, kudret. İlim, irade, kudretin misalleridir. Üç tanesi. Bir tanesi ilmin misali, bir tanesi kudretin, bir tanesi irade. İradenin. O tabiat risalesindeki üç kategori, kendi kendine, tabiat, sebepler, aslında bunların şeyidir. Bir tanesi aklını, bir tanesi tasarım, bir tanesi tahayyülünü aktif eden yani şeydir. Ve çok gariptir. Basıta getiren oluyor. Evet. Ve hepsinden üçer tane olması dokuz tanedir diyor. Bundan üç, bundan üç, bundan üç. Aslında o bir tanesi zatlara diğerleri birbirine bağlayandır. Ve selaseti böyle oluyor. Kur'an'da cari olan bir kanun, Risale-i Nur'da caridir. Kur'an'daki selaset Risale-i Nur'da da caridir. Seni canlı tutuyor. Bundan devre dışı olduğun anda sistemin dışına kalıyorsun ki ülfet belası sarıyor seni. Bir insanda tahayyülü ve tasavvuru, tahakkulü ne kadar beraber çalışıyorsa ünsiyeti olur. Allah'ın ünsiyetimi artır. Yani canlılık ve bağımızı devamlı aktifliğini artırıyor. Ülfet ise alışkanlık ve bıkkınlık ve bezginlik oluyor. Kopuyorsun sistemin, dışına düşüyorsun. Ha mesela misal vereyim. Oturuyor derse, evet arkadaşlar bugünkü dersimiz 10. söz. Şimdi zaten iki asker varmış, kainat ölmüş, bağırda dirilecek falan. Hemen diyorsun önceden, blok ediyorsun, kendini kapatıyorsun. Almıyor. Almıyor. Çünkü ne? Kur'an'ın selaseti olan vahiye, Risale'deki selasete muhatabiyetin düşüyor. Selaset, Kur'an'ın selaseti demek. Kur'an'ın dersi niye selasetlidir? Kur'an'ın niye halavetli, niye tazedir? Selaset o. Niye tazedir? Çünkü konusu, hitabı, sana verdiği mesaj veya dinlerken veya içeriği senin şunu yapıyor. Tahayyülünü aktif ediyor. Tasavvurunu aktif ediyor. Tahakkulunu aktif ediyor. Üçü aktif olma nispetinde Kur'an'ın tatlılığı, halaveti, canlılığı, hayatlılığı sende de aktif oluyor ve ülfet olmuyor. Ünsiyet oluyor. Dördüncüsü de tasdik oluyor zaten. Dördüncüsü işte Allah'ın ismi tasdik oluyor. Tabiat ise aynı uyguluyor. Peki ustad 23 senede 14 yıl kitabı ya birbirine tenakkuz olacak, birbirini celedecek, birbirinin hükmünü ortadan kaldıracak, birbirine ters düşecek. Niçin bir şey ifade edilmiyor? Çünkü şöyle, ben çok meşgul ederdim Mehmet kardeş bunu benim. Yani Allah Resulü 23 senede. Hakikaten çok tuhaftır, Risale'de 23 senede tamam. Tevafuk ya. Nasıl birbirini ortadan kaldıracak şey değil? Onu ağaç misal veriyor, gözükmeyen ağaçta, onun için söylüyor. Diyor ki, çiçek yaprağı zıt değil. Mesela meyvedeki renk yaprağı zıt değil. Ama onların iğrenç bir renk var demiyorsun. Birbirini tamamlıyor. Yani nasıl böyle Resulullah veya hadi Resulullah Allah. Ustad 23 senede ihtiyar hapishanededir. Dağdadır, bayırdadır. Yani lemalar hatırında değil de mektubattaki bunu oraya göre nasıl yazılıyor? Aklım almazdı. Esbabını arardım. Esbabını. Tamam Allah yaptırıyor da. Esbabı nedir? Çünkü bu insanlar sistemi bulduktan sonra izahları sistemin sıfatlarına göre yapıyorlar. Şöyle ilim, irade, kudret. Bu sistemi kurmuş. Yani kainat nedir? Allah'ın ilminin, Allah'ın iradesinin, Allah'ın kudretinin dışa vuruşudur. Şimdi bir şey konuştukları zaman kafayı kaldırıyor. Bu soru irade. İradeyi pergeli oraya koyuyor, o merkeze yapmıyor. İradeyle konuşurken aynı anda ilmi de, kudreti de alarak konuşuyor. Her mevzuda bu üç sıfat var olduğu için hiçbir konu bir konudan kopmuyor. Unsuru belagatta da maksatların maksadı olan en büyük maksattan gelen maksatlar diyor birbirine. Unsuru belagatta da bunu aç. Ağaç misalini de orada. Bütünler veriyor. Diyor. Maksatların birbirinin cemiya. Yani onun için kopuk değil, birbirini cer etmiyor, birbirine telakkuz değil, birbirinin hükmünü kaldırmıyor, çizmiyor.
Peki bazı yerde bunu bazen burada bir yerde icmal eder, bir yerde tafsil eder. Bir yerde kanuniyetini anlatır, bir yerde hakikatini anlatır. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Bunu bilirse, yani usta dedi ya bu çok bana şu formülle benim Kur'an'ı bana çözdürttü. Nedir o? Kur'an'ın çözümü niyet, nazar, mana ismi harfi. Ha, bize de bu Kur'an'ın sırrını almasına vesile oldu diyor. Değil mi Osman? Ha, Risale'nin sırrı da suret, kanuniyet, hakikat mahiyetini ile Risale'nin sırrı çözülüyor. Yani nazm-ı mani, nazm-ı mani o zaman çözülüyor. Yani mesela bir misal örnek vereyim. İlim, irade, kudret. Üç sacayak. Şimdi konuşurken tabiat misalsındayım. İlmi konuşurken iradeyi de biliyor. Hayat mı yapayım, irade basar mı? Hayır. Nasıl böyle birbirini tanımlıyor? Yani taasubumuzda deriz ki Allah böyle ilham etti. Öyle de adetullah çalışıyor. O da bir esma. Şimdi bu ilmi sorunun veya bir şey izah ederken pergeli nereye koydu? İlime. İlim buradaydı. İrade orada, kudret orada. Onlarsız düşünmüyor. Böyle. Yani bunu izah ederken onu da aldığı için hiçbir... Peki başka yerde iradeyi nazar aldı. Pergeli bunlar koydu. Bir örnek yapabilir misiniz abi? Yani aklınızda mesela bir konuyu nasıl mesela... Bize... Mesela şöyle diyeyim. Ben söyleyeyim abi özür dilerim. Tabii tabii. Mesela... Ben size bir gül uzattım ya, aman Allah'ım derken o sırada siz gülün rengine tam olmuşsunuz ama aynı anda kokusunu da alıyorsunuz. Aynı anda şeklini de alıyorsunuz. Aynı anda şeklini de alıyorsunuz. He. Hatta veya bir meyve uzattım, onu yediğiniz zaman aman Allah'ım derken onun lezzetini alıyorsunuz. O anda hemen şükür ortaya çıkıyor. Evet. İlim, ilade, kudrete yap. Nasıl? Hepsi aynı anda işte. Hayır. Yapamam, örneklendir yani. Mesela şöyle yapalım, uygulayalım. Şöyle uygulayalım, lezzeti. Ben fiilen uygulayayım. Bir insana soru sordu. Allah'ı anlatacaksın. Senin dünyada çok çeşitli misalleri var dünyada. Ama sen bunun dünyasına güneş olacaksın. Tamam mı? Veya içindeki farklılıklar var ya, birbirine parçalanmış adamın parçalısı için. Onun bir araya getiren nedir? Kalsiyum demir madde ağaçtır. Ağaç onu alıyor, çiçek yapıyor, yaprak alıyor. İçinde ağaç olacaksın veya dışında güneş olacaksın. Tamam. Misali şöyle. Şimdi Allah anlatırken Allah güneş, Allah ilim. Tamam. Yani güneş, Üstad Hazretleri Şems-i Zeliye koyuyor. İlim. Ondan sonra güneş aldıktan sonra o güneş mesela doğuyor. Dolmuş bir ağaç oluyor, yaprak oluyor, çiçek oluyor. Bunu anlatırken adamın kafasına bak güneş bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Nesini anlattı? İlmini anlattı. Yani sizin o örneği uyguluyorsunuz. Örneği. Ağaçtan misal, yüzeyden misal. Güneşte misal vereyim. Üç esmeyi kullan dedin ya. Hı-hı. Sıfatı şey. İlim, irade, kudreti yapacağım mesela. Güneş bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Bu yaptığın örnekleme ilimdir. Peki, her çeşitli olabilirdi ama, yani portakalın rengini bu şekilde yapmış. Demek ki onu kendi başına yapmamış, bunu da nazara almış. Çünkü rengi yapmak için gözle lazım. Ha, demek ki bunu bunun içinde yaptığı için irade. Peki bunları tamamlaması için bunların dışında bir güç olması lazım, bu da kudret. Ha, gibi yani mesela. Aslında her konuştuğumuz zaman, her örnek verdiğimiz zaman haberimiz olmadan ilim, irade, kudreti kullanıyoruz zaten. Evet. Yani kullanmadan zaten konuşamazsın. Yani hepsi bir arada cem olmuş. Aynı öyle değil aslında. Evet. Yani siz bir kelam söylüyorsunuz Hasan abi. Aynı kelam benim aklıma, birinin kalbine, birinin ruhuna hitap edebilir. Evet. Mesela aynı misal o ilim olarak anlıyor. Evet. İlmin delili. O iradenin delili. O kudretin delili alınır. Evet. Mesela tabiat risalesinde üçü birbirine çok benziyor. O sizin örneğinizde bir Şems-i Ezeli ile şey vardı, mevcudat ilişkisi. Bir çekirdekle mevcudat ilişkisi. Vücut ruh ilişkisi. Bir de seceri katla mı? Nasıl? İnsan, seceri hılkat, ruh, beden. Tamam. Şu 4-5 tane kelam var bir de. Aha. Bak şimdi. Sana ne soru sorarlarsa sorsunlar. Allah hakkında, ahiret hakkında şu 5 tane formüle vurduğun zaman mutlaka sana onlardan bir tanesiyle izah imkanı veriyor sana. Tıkanmazsın. Mümkün değil. Bir dakika abi.
Allah aşkına evet. Çok özür dilerim. Şu çünkü çok yani, bir dakika lütfen çok özür diliyorum. Abicim bir daha söyler misiniz? Lütfen. Sana bir soru sordum. İtikada ait, haşire ait, Allah'ın ispatına dair, ahiretin, ruhun, emek, ne hatırına geliyorsa gelsin. Sorduğun zaman böyle bir anda panikleme değil, elinde bir şablon olması lazım, bir yöntem olması lazım, sistem olması lazım ki tak diye hemen o yolda yürüyeyim. Yani kişiye farklı kelamlar kullanırsın, farklı misal kullanırsın ama yöntem aynı. Nedir o? Şu yöntemi bilirsen çok rahat edersin, hiç endişen olmaz. Şimdi hangi yöntemi kullanacağım? Bir, gelen soru güneş mevcudat ilişkisine girer mi? Cevabı, güneş bir anda hiçbir yerde değil, her çeşit işi yapar fakat bir iş bir işe mani değil. Nihayetsiz işi tek şey gibi yapıyor. Her şeyle bir şeyde, bir şeyde her şeyi yapıyor. Aynı zamanda da ağaçlar donmuş güneştir. Ya bu sorunun cevabı güneş mevcudat ilişkisinin içindedir, oraya götür sorunu, güneşle misal ver veya ağaç misali, ağaç misali, çekirdeğin başın sonu, ağaçtaki detaylar ama merkez de tektir. Veya üç, ruh beden ilişkisi var. Ruh tektir, basittir, şeydir, birkaç tane şeyle reaksiyona girmiş değil. Tek element, tek bir varlıktır ruh. Yani birkaç tane maddede bir araya gelmiş değil, tek şeydir. O zaman bedeni nasıl idare ediyor? 200 trilyonu aşkın hücreyi, bu kadar duyguları, bu kadar fikirleri, hisleri ve yetmiyormuş gibi vücuttaki yapıyı hepsini bir anda yapıyor. Nihayet işi tek iş gibi yapıyor. Bir iş, bir işe mani değil. Bağırsamı çalıştırırken düşünüyorum da. Aynı zamanda hissediyorum da. Aynı zamanda benim sırrı insani ve taayyun ve teşahhusu da ruhum şimdi çözmeye çalışıyor. Arkada şeyler oluyor. Bu ne etti? Dört mü? Sonra üç etti abi. Üç etti. İnsanın şu varlığı, kendi varlığı, yani bütünselliği, kainat büyük insandır. İnsan küçük insan, şey, küçük kainattır. Bir de ilim irade kudrete şey yapalım aynı şekilde. Ha, mesela diyelim ki o mevzu ilmi iktiza ediyor. Üç tane isim. İlim, irade, kudret. Soru bunun dışında olamaz. Ya ilimdedir, ya iradededir, ya kudrettedir. Mesela örnek yapalım. Vereceğim de bu bitireyim beş kategori. Önemlisi de söyleyeyim. Veya kişiler arası münasebet kurmanın yolu olan kelamdır. Kelama götüreceksin. Dört. Mesela. Ve, beşinci kelam. Beş. Kelama mı götürecek? Kelam, kişiler arasındaki iletişimin kanal yani. Münasebet, yani manyetik alaka, münasebet. Koridor. Nedir o? Ruhlar arasındaki ilişki nedir? Kelamdır. Kelam nedir? Ruhumun artı, vicdanımın, kalbimin, dimağımın libaslanmış halidir. Dışarıya gönderiyorum ama kelam beni tanımlıyor. Benden çıkan kelam, ruhundan çıkmışsa onun ruhunu, kalbinden çıkmışsa onun kalbini, vicdanından çıkmışsa onun vicdanını, aklından çıkmışsa onun aklını, dilinden çıkmışsa onun kulağını. Diline vuracak yani hiçbir şey. Kelam misaline mi götür diyorsun? Götüreceksin. Kelam misaline götür. Tamam. Demek ki bir daha güneş, ağaç, beden ruh ilişkisi, büyük insan, kainat, kainatın küçültülmüş modeli insan, ilim, irade, kudrete götür, bir de kelam. Kelam kişiler arasında iş. Bunlardan bir tanesinin içinde olmaması zaten böyle bir soru zaten yoktur. Çok güzel. Hani bunu güzel kullanırsan... Bunda bunu şey yapmıştınız abi daha önceden. Evet. Yani bunu bildiğin zaman hakim oluruz. Mesela diyelim ki bunu yapalım. İlim irade. Diyelim ki gül dedin, senin gül misalini verdin, tamam mı? Evet, uygulayayım mesela. Gül misalini veriyor ama konumuz değildi ama oraya soktu. Mesela gülü gösterdin. Gülü gördüğünüz zaman ilk gördüğünüz nedir? İrade. Ha, iradedir. Evet.
Niçin? Taş değildir, toprak değil, tahta değil. Bu ne? Gül diyebilmen için tahta değildir. Aslında çok tuhaftır, bir şey söyleyeceğim. Üstad İşareti Ceza diyor ki, varlığın diyor kendisi aslında itibari vücutları yani muayyenliği tek ise nispi hakikati nihayetsizdir der. Mesela güldür diyebilmen için armut değildir. Barındırıyor. Taş değildir, sinek değildir de budur. Bu nedir? Gülü gördüğün zaman ilk göze çarpan, ben çok uğraştım ama, çok uğraştım diyorum. Senelerce kudrettir diyordum. İlk gözüktüğü zaman gül kudrettir ya. Demiş ki hayır, tercihtir, güldür diyorsun. Sonra diyorsun ki Allah Allah, bu nasıl bir şey ya, siyah topraktan beyaz gül ya. Bu da kudret. Yani nasıl yaratılmış? Sonra orada malumatlar alıyoruz tabii. Malzeme indiriyoruz, bindiriyoruz laboratuvara. Elde ettiğimiz şey bizim ilmimiz ona bağlı. İlim malıma tabi. Malum o. Allah'ın malumu. Yani bu ilim malıma tabi bize aittir. Allah'ın değil. Allah'ın ilmi malumuna tabi değil. Bizim ilmimiz malıma tabi. Yani kademize hitap ediyor. İlim malıma tabi. Bunu araştırıyorum. O da ilim oluyor. Demek ki gülü gördüğüm zaman ilk gözüme çarpan irade. Tevhid aslında abi. Evet. Direkt tevhid görüyoruz. Tabii mesela. İrade. Allah Allah. Bu nasıl bir mucize ya? Fesubhanallah. Kudret. Alıyorsun. Bunu ne işte kullanıyorsun? Ne yapayım? Ben bunu özellikle tanımlarsın. Reçel yaparsın. Şey yaparsın. Resim yaparsın. Bilmem ne yaparsın. Ve ondaki, sendeki karşılıklarını uyandırmaya çalışırsan ilim olur. İrade, kudret, ilim. Yani üçü zaten devamlı her şeyde cariyedir. Abi işte bu noktada ben bir devreye gireyim. Bütün bunların olması için öncesinde bir emir lazım değil mi abi? O yüzden ben dün biraz şeye düştüm. Zaten İmam-ı Mübin ilim emir diyor. Kitab-ı Mübin irade kudret. Fakat durduk da usulü dikkat ederseniz şu kanaati veriyor. Sizin şu sorunuza şu karınızı çıkarın. Bakın. Kendi kanaatimle konuşmamaya çalışıyorum. Emir sordu, zatı sıfata götürdü, yeri yok. Öyle mi? Evet. Sıfatı sıfata götürdü, yeri yok. Esma'da var emir. Evet. Esma'da emir var. Tamam mı? Hangisi küfe? Yani emreder olur var ya. Emreder fakat... Amir olur. He? Yani mesela nedir o? Şeyde yok mu tekvinde? Tekvinin içerisinde pek olabilir de, fakat ben neyi anlatmaya çalışıyorum? Yani kesin, iyice oturmadıkça bir şeyi söylemiyor. Veya söylememeye çalışıyorum. Söylersem diyorum ki, daha bu ham madde. Yani mesela, kün fe'i kün, o. Nerededir şeceli hilkatte, hatırladınız mı? Şöyle yapayım. Şu... Üşenmeden göstereceğim arkadaşlar. Size üşenmeden. Bakar mısınız abiler? Kün fe kün şurada. Kün fe kün. Kaf nun tezgahı. Bak. Kaf nun. Ne demekti? He? Hatırladınız mı? Kaf nun tezgah. Kudret kelam mı? Yok, o harfleri çarparsanız bir şey çıkıyordu böyle. Hatırlarsanız onu. Ha, kaf nun tezgah diye aşağı doğru yazmıştık. Evet. Bir şey çıkıyordu. Şimdi oraya girmeyelim. Onu çok ilginçti o. Harfleri dizdiğin zaman kaç noksa? He? Kusur acı noksa. He, başka? Ha, o tezgahta olur. Evet, o tezgahta. Yani kusurunu, aczini, noksanını, acziyetini, fakriyetini bildiğin anda zaten otomatik Allah'ın kudreti devreye giriyor. Kün fe kün sende zaten oluyor. Olur o zaman. Acını, fakrını, noksa, kusurunu devrute ettiğin anda hiçliğini bilince var oluyor. O zaman artık Muhyiddin Arabi böyle yaptı. Efendim demiş hacca giderken yanlış gittiler yok. Baktılar kaya şeye gelmiş dağlara gece. Şimdi geri dönüp taş yapsana hac vakti bitti. Kafileyle giderken
İşte kafirin tezgahı adam da çalışıyor. Çalışıyor. Ne yapalım yani kafile? Bismillah ya hay dedi. Böyle parmağına böyle daha şey yaptı. Kanal açıldı. Tabii hikaye tabii. Ne hikayesi? Senin kafanda hikaye. Böyle. Ne yaptı? Kaf, nun, aktif. Yani iki tane harf. Kaf, kaf, ha, ya, ayn, sad. Harflerden aktif oldu. Kaf neydi? Nun. Harfleri dizerseniz yazın böyle. Kaf, nun. Adsini, fakrını, noksa, kusurunu çıkıyor. Yazarsam öyle. Çıkıyor. Şimdi uzun olur. Ondan sonra yani bilince ne oluyor? Ol dediğin şey oluyor. Sen o tayin ve teşakkuse mazhar oluyorsun. Allah'ın bu emrini senin üzerine celan ediyor. Allah adeta tövbe estağfurullah nasıl ki bir başkan yurt dışına gidince onun vekili onun adına veya noter vekaleti onun adına söz sahibi olduğu gibi arz fark noksan kusun devlet ettiği anda Allah'ın kudreti işte düğmeler sende oluyor. Emrediyorsun oluyor. Olmuyor diyorsun olmasın kalksın gitsin oluyor olmuyor. İsmi Azam'a mazhar mı? İsmi Azam'a mazhar oluyor. İsmi Azam'a mazhar oluyor. Ya, abi bir şey söyleyeyim mi? O da çok aşağıda ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ol da demiyor. Onu da demiyor. Demeden oluyor. İlim aynı kudret. Sevi insanda ya. Durum iyi değil. Anladın mı? Şimdi birazdan o, gideyim. Aşağıdaydık ama. Bak, soru sormak demişti ki mananın ademidir. Yani o mana o soruda tahin ve teşahhus edip sana mal oluyor. Aynı zamanda soru sormak yola fener tutmaktır. Tamam mı abiler? Şimdiye kadar konuştuğumuz her şey ısınmak için yapmıştık. Evet. Şimdi derse yeni başlıyoruz. Çok doğru. Doğru dedi abi ya. Allah aşkına. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şimdi Allah'ın kelamı gibi diyor ya. Elmayı Allah-u Teala size anlatmıyor abi. Elmayı diyor veriyor diyor. Bunun vermesi diyor hem ol diyor zaten diyor. Yani demin dediğiniz site var. İlim aynı kudret, kudret aynı ilim demiyor ama ilim, irade, kudret. Latif kelam. Kelam. Allah zaten şu anda olan o zaten. Şimdi yani. Şey diyor, kudret var ya kudret. Emin hepsini kapsıyor. Şimdi bir elma diyelim. Şu mevcudat. Yani ilim değil mi? Bakınca bir tarafta bakayım. Aynı zamanda kudret, aynı zamanda ilimdir. Hepsi aynıdır. Aynı zamanda irade, aynı mesela zamanda kelam işte. Birbirini kapatmıyor. Koku, meyvenin kokusu var mı? Rengi var mı? Sureti var mı? Tadı var mı? Fiziği var mı? Birbirini kapatıyor mu? Hepsi aynı yerde ama birbirini örtmüyor. Havada da mesela bir sürü FM dalgalar var. Birbirini kapat. Sessizce konuşması da diyor ya bu kainat için Allah'ın. Evet doğru. Allah şiddeti zuhurundan. Konuşması ve konuştuğunasıdır diyor. Muskin. Şimdi hadi bismillah defteri şeyi açıyorsunuz. 27. defterin 360. sayfada hayal. Ali ne haber? Tamam. Sen git bize Bülent Hanım şey yap istersen. Bak var ki getir kahveleri yap. Ama şey kahvesini unuttuk ya Türk kahvesini. Siz de getirmediniz. Ama şey tibek var getir yap. Bir şeyler yap. Orada ne varsa. Hadi bakalım. Abi bir şey söyle. Bir saat. Tamam mı? Bir saat 40 dakika. Aradan önce şu bölümü bir okuyabilir miyim? Şimdi. Esma-i İlahiye'ye ait garaibin fiil listesi, hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası, hem kainattaki alemlerin bir mizanı, hem bu alemi kebirin bir listesi, hem şu kainatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudatta serpilen bir efkata takılan kemalatının bir ahsen-i takvimidir. İşte mahiyet-i hayatın bunlar gibi emirlerdir. Sözler 128. Abi bunların tamamı sözler 128 bravo. Abi demek istediğim ne biliyor musunuz? Emir derken illa ol demek değil. Yani bunların bütünlüğü emir yani. Kendisi evet.
Anlatabiliyor muyum? Mesela suya ıslat denmez. Islat denmez. Zaten zatındandır. İslattığı anda emir etmiş. Emir etmiş oluyor. İşin vücud alecisi ya. Evet. Yani ilim, irade, kudretin neticeleri yani. Bütünselliği. Abi ilim, irade, kudret diye bir üçgen çizersek ortasındaki o bütünlük emir oluyor. Yani. Evet. Netice oluyor. Netice oluyor. Kelam oluyor. Evet. İlim, irade. Peki. Nasıl zaman oldu? Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Otur. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Aleyke umiddin. Ya kenabudu ve ya kenestirayim. Burada duralım. Şimdi ikinci şuabe ya. Burada zat olmaz diyoruz. Doğru. Ezber olmasın. Tayin ve teşahhus. Kim de nasıl oluyor? Bu şekilde tezahür ediyor. Kim de yapmam? Herkes de mi değil? Ya kenabudu ve ya kenestayin diyebilen de. Tamam. Evet, mesela burada ne var? Şahsiyetle ehadiyet var. Kulu Allah ehad, Allahu samet. Ehad, samet. Tamam. Ondan sonra aynı şey gidiyor. Kenabudu burası herhalde. Kenestayin de bu. Yani o zaman şöyle yap, şu kırmızıyı böyle yap. Yani zaten mevzu bu. Bunu niye zikrediyor? Ya kenabudu ve ya kenestain, ikinci teki şahıs. Elhamdülillah Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi. Ben sen o. Errahman Rahim o, ben sen o değil, o. O Rahman ve Rahim'dir. O ahiret günün sahibidir. Ya kenabudu ve ya kenestain, muhatap ol. Sana, bak sana, ya ke, sana ibadet ederiz. Seni, sana ibadet ettiğim için, sana iman ettiğim, ibadet ediyorum ki, o zaman da senden, ancak senden yardım istiyor. Başka kimse yok halinde. Bu öteki tarafa bakıyor, ibadette insan şeyine gidiyor, burada şahsiyet gözüküyor. Yani zatı sildik, bu oldu diyor. Metinde o var zaten. Evet. Tamam mıyız abi? Git biraz istersen. Arkaya doğru titi, arkaya... O duvar var ya duvar. Duvara doğru titi titi, tam gitsin, duvara kadar çarpsın. Tamam. Bir de birinci sözün ikinci makamında simayı geçiyor ya, Refet-i Rabbani. Dört tane değil miydi bu? Simayı. Belki buraya şey olabilir. Pastor. Üç tane. Üç tane. Kainat simasında, insan simasında, arsimasında. Yok, Refet-i Rabbani. O 3004. Evet, o da var. Şimdi 360. O da var ya, da Osman, o da ilginç. Birinci söz. Üç tane şey var ya, Temerküz-ü Rahmani. Refet. Refet yazar mısın? Dekayki Şefkat. Dekayki Şefkat, Refet, evet. Dekayki Şefkat bir tane var. Rahman, Şefkat. Tayfi Refet, Dekayki Şefkat, Şuat-ı Merhamet-i İlahiyeden tezahür eden. Bir de oku bakayım yavaş. İnsanın mahiyet camiasının simasındaki Letayfi Refet. Bir dakika, Letayfi Refet. Dekayki Şefkat. Dekayki Şefkat. Şuat-ı Merhamet-i İlahiyeden tezahür eden. Bir sikke-i ulyâ-i rahimiyettir ki. Uyuyor. Bu, aslında bu uyuyor. Onu tamamlayan bir yaptın da. Tamam böyle. Bu da sözler 9'da. Allah Allah. Şu alan 9'u sözler. Bir de okur musun? Oraya, de. Letaif-i Refet. Letaif-i Refet. Dekayk-i Şefkat. Dekayk. Şuat-ı Merhamet İlahi. Bu. Cem-i insanda. Evet. Şimdi bu, onun karşıtı yani. Karşıtı değil. Tarih ve teşahhus. Bizimle alakası yok. Bu biz diyende bu. Bunlar bu. Tezahür ediyor bunu. He? Bunu diyende tezahür ediyor. Yani bunu diyebilen de bu tezahür ediyor. Sonra buraya geçiyor. Bir de derste geçmişti, onların anlamını bilemiyoruz diye Refet'in
simada görünen üç şeyin anlamı bilinmiyor. Böyle geçmişti burada. Hmm. Hani belki bu da aynı ya. Olabilir. Bir de oku abim ya. Onu bir daha okuyorum. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet. Bir dakika, letaif-i refet. Refet. Rekaik-i şefkat. Şefkat. Şuat-ı merhamet-i ilahiyeden. Tezahür eder. Abi bunlar... Rahime bakıyor. Bunlar şu değil. Bunlar şu değil ama. Benim şey yaptığım. Yani biri o taraf, biri bu taraf değil. Bunların birleşmeleri. Hani az önce dedik ya, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi. Ehadiyeti Rabbaniye ile şahsiyeti ilahiyenin birleşmesine, cemine diyebiliriz. O birinciyi okursan eğer. Letaif-i refet. Evet. Temelküzü esmai ile manevi simai rahmaninin birleşmesine de. Dekaik-i şefkat. Dekaik-i şefkat. Üçüncü nedir? Sonra. Üçüncü nedir? Şuat-ı merhamet-i ilahi. İşte o da sırrı insani. Neyse. Abi. Lemalar 247. Çözemediğimizi geçiyoruz. Kesin olacak ki yürüyelim. Öyle. 7-8 sene evvelki zamana hayalen gittim. Benim hayalim kuvvetli olduğu için beni gönderdik ya. Sen yok muydun? 300 kaçtı abi? 360. Dimağda attık bir sayfa. Beni gönderdim sonra. Ha abi. 27. defter. 360. sayfa. Yok mu? Yok. Öncesinde. 327. Geçenkinde attıysak vardı çünkü bir öncesinde. Tek ben yokmuşum yani. Tahayyilde. Bak bakayım. Yalnızdaysın. Tamam bakalım ona. Hayal ne yapmış? Hayal attık bir şeyler ya. Hayal işte bu. Hayalde. Şu kaç dedi zaten? 360. 360 bir yazarsınız şeyi. Var. Evet var. He. Var. 360. Farah'a da gönder o zaman. Lemalar 300. Lemalar 236. 247. Lemalar 247. Bir özür dilerim. Tamam. Hayal diye başlıyor. Hayal 2016. Tamam. O 19 sayfa uzun çünkü. Tamam onu gönder işte. Tamam. Geçen hafta vardı mı? Tamam. Yok ama tam bir de varsa 2 sayfayı gönder yeter. 2 sayfa olan değil mi abi? Ha, 19 senin grup sayısına. Meçhulde yok. Yok. Ya meçhul attın, meçhul değil bizim. Bizim bu mevzuyla alakalı kadar olanın dimağ. Peki, ben okuyorum, birbirinize at. Neyse, bitirin ben. Tamam mı abi? Gidebilir miyim Yasin? Evet abi, gidebilirsin. Tamam. 7-8 sene evvelki zamana hayalen gittim. Hayal değildi, unutmayın. Benim hayalim kuvvetli olduğu için, unutmayın birinci derste, mekanı kuvvete, kuvvetleri mekana, hayalleri kuvvete, kuvvetleri hayale, resimleri enerjiye, enerjileri resimlere dönüştüren mekanizma tahayyüldü. Bu da hayal, aynı zamanda bizim mekanımızı oluşturuyor. Geçmişi tekrar ediyorum. Tasavvur ise zamanı oluşturuyor. Şimdi hayali kullanan tahayyül sistemimizdir. Hayal bastar gibidir. Vurmak. Vurdum. Fail bilmezdir. O işin faili. Vurdum. Vurdular, vuracaklar gibi. Tahayyül, hayali kullanan fiildeki hali. Hayali kullanıyor. Kafasında daha önce memleketindeki resimler var. Hayalleri var. Resim diyorum çok cılız düşüyor. Hayal resim değil. Çünkü hayaldekiler canlıdır ya. Resim değil ya. Resim de var. Hayaldekiler canlıdır. Şimdi 7-8 sene evvelki zamana hayale gittim. Benim hayalim kuvvetli olduğu için beni o zamanda hayli gezdirdi. Abi hayal nehrinden bir kere çıkarttığınız artık hayal değil mi? O artık, değil artık. O artık tahayyül. Tahayyüle döndü. Bundan sonra hıfz şeyde mi kalıyor abi? Hafızanın diğer mertebelerine mal oluyor. Mal oluyor.
Mesuliyet ondan sonra oluyor. Hayalde olanda değil de tarihde olanda şey yapılıyor. Hayli gezdirdi diyor. Bu hayal değil arkadaşlar. Mesela rüya. Rüyalardan bir tane nevidir? Rüyada geziyorsun, yapıyorsun. Hayal midir? Hayır. Faturası bedenin çıkıyor buna. Atoma çıkıyor. Çıkmıyor. Demek ki. Hayal, bir kere kafamızda silerim yani. Hayal, hayal değil. Şimdi bizi donukluktan çıkarıyor. Fıtratımızda var olan, bir anda her yerde olma, hiçbir yerde olama, her isteğin olsun, istemediğin olmasın, bizim bu dünyada nümeni, küçük bir nümenesi hayaldir. Veya tasavvur, ikisi de, ikisini cemi, cennette yapacağımız, olacağımız şeyler burada bu imkanı veriyor. Sen hapishanede mahkumun kafasını diyor, hapishanedekinin kafasını Hacer-ül Esvet'e koyduruyor. Hayal, bizzat yapıyor. Hayalin çok güçlü olursa gittiğin yere gidiyorsun zaten. Bir daha. Hayalin güçlü olursa gücün nispetinde fikrin gidiyor. Biraz da güçlüysen hissin gidiyor. Biraz da güçlü olursan duygun gidiyor. Biraz da güçlü olursan latifen gidiyor. Biraz da güçlü olursa burada ayrılmamakla beraber oraya gene sen gidiyorsun. Şimdi böyle düşünün bir daha. Benim hayalim kuvvetli olduğu için yani hayali kuvvetli oldu demek, hayalinin arkasındaki fikrin, fikrin daha arkasında hissin, biliyorsunuz. Her düşünceler fikri oluşturur. Fikirle ister istemez, ister istemez hisleri oluşur. Hisler ister istemez duyguları oluşturur. Duygular latifeleri oluşturur. Latifeler de senin kaderini oluşturur. Sensin. Tamam. Şimdi böyle bakın, benim hayalim kuvvetli olduğu için, yani bu sistem çalıştığı için beni o zaman da hayli gezdirdi. Etrafta kimse yoktu ki beni o hayalden çevirsin ve o zamandan çeksin. O hayalden çevirsin, o zaman tasavvurdu. Hayal götürüyor, gezdiriyor, gösteriyor. Gezen kim? Akıl, kalp, ruh. Zamanın arkasını götürüyor demek. Zamanın arkasını 5 sene, 8 sene, 50 sene önce geçebiliyorsun. Ya, yani geçince ne demek? Aynı şeyleri yaşıyorsun. Aynı şeyleri yaşıyorsun. Aynı. Bir de ustad böyle çok kullanır. Kur'an'ın altı vecizi, veci diyor, nuranidir. Sağında diyor, aklı istintak. Solunda vicdan diyor. Farkında mısınız? Bunu mektubatta söylüyor, bir de sözlerde söylüyor. Hatırladınız değil mi? Üstünde incaz, altında burhan ve delil. Sağında akıl, solunda vicdan. Önünde ve arkasında kalp ve ruhu anlatıyor. Aklı nerede kullanıyor? Sağında. Vicdanı nerede kullanıyor Kur'an'ı? Solunda. Sağ ve solu cem eden kalp ve ikisini cem etmiş. Şimdi arkadaşlar, iki tane şeyimiz var, yöntemimiz vardı. Bir nokta istinat, böyle dayanmak noktası bakın. Mahsus yapıyorum, dayanmak. Bak düşmüyorum, dayandım. Bu noktayı istinattır, bu Allah'a imandır. Bir de nokta istinad, fıtratın istediğine alim şahide cevap veremiyor. Nedir o? Veka istiyoruz, evet istiyoruz, bağırıyoruz. Buna cevap veren kimdir? Darul ahirettir. Yani bir şey, bunu bildiğin şeydir, şimdi kullanacağım onu. Noktayı istinad, fıtratın istediğine verilen cevabın yeri, kendisi ahirettir. Ebed ve beka istiyoruz, orası cevap veriyor. İmdat, nokta istinad, imdat istiyor. Nokta istinad ise, dayanak noktası bir yardım değil, olayları çözümleme zemini, deposu, mihengi. Bu da neresi? Allah'a iman. Aklı nerede kullanıyor şimdi? Anladınız mı? Kur'an'ın sağ tarafına akıl diyor. Sol tarafına vicdan diyor. Vicdan zaten şeydir, kalp bir penceredir, vicdan seyredendir.
Vicdan geleceğe bakar, akıl ise geçmişe bakar. Kalp ise ikisini cem ederdir. Biz ama akıl hep geleceğe bakar diye şey yapmıyoruz. Akıl da hep değil. Hep geçmiş abi. Hep geçmiş abi. Geçmiş. İmanın iki tarafı vardı. İmanın kuvveti ve nuru. Tamam mı? Yani imanın kuvveti geçmişti. Aklın kuvveti, kuvvet bakın. Kuvvet, kuvveyi akliye. Ondan sonra bu şey de söylüyor. Kur'an'ın altı veci var. Hatırladınız ya? Hatırladım ya. Açmam gerekiyor. 25'in sözün başında. Hem mektubatta geçiyor. Hem şualarda geçiyor. Kur'an'ın yedi şeyi var. Şimdi ne söyledim? İnsanın aklı noktayı istinatla aktif olur. Cebelengahı orası. Vicdanı ise insanda vicdan nasıl inkişaf eder? İmanı bil ahiretle. İnsan aklı nasıl tenevvür eder, nurlanır? Allah'a imanla. Vahiy. Vahiy. Vahiy buraya geliyordu. Hatırladınız mı? Vahiy buraya geliyordu. Vahiy. Değil mi Osman? Buraya geliyordu. Evet. Vahiy oraya geliyordu. O zaman aklı nurlandıran geçmiş. Geçmiş dediğimiz, hani böyle biz geçmiş bitmiş değil. Yani şu anda beni ayakta tutan, yani Allah ya. Allah'a iman yani. Yani vahiy. Yani ekle. Peki bir insanın, şu çok önemli de, ya vicdanı nasıl inkişaf eder? Usta diyor ki ne alakası var aile hayatındaki huzurun? Aile hayatındaki huzurun sebebini neyi yaparsak huzurlu olur? İmanı bil ahiret değil mi? Ahirete iman artarsa evde herkes haddini bilir, hududunda kalır. Başka? Huzur olur ya. Başka bu kavganın değil. Bu benim refikaya hayatım, dünyalık değil. Ebedi sonsuz hayatında da refikaya hayatımdır. Ama ne kayıslardan, sıkıntılardan temizleyecek. Beni de onu da. Yani o tasaykul ameliyatı görecek, temizlenecek. Rivayet bu hadis. Ondan sonra şimdi eğer böyle baktığı zaman vicdaniyatın iman, iman-ı bil ahiret, ahirete iman ispetinde insanın vicdanı tenevvür eder. Nurlanır. Tamam. Vicdanın inkişafına sebep olan iman bil ahirettir. Uygulayayım isterseniz. Vicdanın dört unsuru var. El dış tarafı soğanı, soğan gibi düşünün. Kabuğu, irade. Gel içeriye. Zihin. Gel içeriye. Gel içeriye. Tamam. Şimdi ben iman-ı bil ahireti uygulayayım. İman-ı bil ahiret arttıkça bir vicdanı tenevvür eder. İbadet artar. İradenin vazifesi neydi? İbadet olan. Zihni neydi? Marifetullah. His, marifetullah. Şimdi imanın da temeli her şeyi üçe indiriyorsun. Ondan daha dibe indiremezsiniz. Teki inmez. İman üç kat. Üç temel zemini vardır. Nedir o? Bir, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilmek. Demek. Bunun dışa vuruşu eşhedün getirmek. O, onun. La ilahe illallah. La ilahe illallah demek. Birincisi. İkincisi, Kur'an'daki ve hadisteki haram ve helalı, helalı helal, haramla helal demek. Üçüncüsü, el hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah'ın düşmanı, düşman olacaksın, dost olmayacaksın. Dostuna dost olacaksın, düşman olmayacaksın. Bunlar da aşağı biri indirgeyemezsiniz. İmanın şey, ilmi kelle alimleri bunda hem fikir ve ittifak etmiş ve mantığı da budur. Şimdi bu neredeydik? Allah Allah. Alem-i şehadet. Allah'a iman. Vicdan imanı bir ahiretle uygulayalım dedik. Uygulayalım. Yani vicdan ahirete imanla nurlanır. Vicdanın içi dört unsuru var, esası var. Ruhun dört esası, vicdanın dört unsuru. İrade, ibadetullah. Ahirete ne kadar imanın, yani yakinetin varsa ibadetin olur. O kadar fikrin olur, o kadar hissin olur, o kadar müşahedin olur. Yani demek ki, şuraya yazmamıza gerek var veya çeviririz. Akıl,
isnatla. Evet, vicdan. Bunu yazalım, evet. Noktayı istinatla noktayı istimdat. Yani bunu bilmiyor ama yazayım. Çoğalt, istediğin çoğalt. Ne olur bana? Yani ikisini cem edersek onu da yapalım ki çünkü diyecekler bunun neresindir. İkisince bir şey. Tısımla sır çok farklıdır. Sır neydi? Eneydi. Evet. Yani şey. Tısım enaniyet. Enaniyetti. Nedir o? Ene. Değiştirmeden zıtları bir arada tutan. Tutan. Değiştirmeden. Değiştirmeden. Zıtları bir arada tutan. Tısım ise. Değiştirerek dönüştüren. Değiştirerek dönüştüren. Zıtları birbirine değiştirerek dönüştüren. Böyle bir sistem var insanda. Sen bir avuç toprak aldı altın yattı. O zaman işte bu sır oluyor galiba ya. Öyle harun öyle yapıyor. Çünkü zaten açık söylüyor abi nokta isnat nokta isnat evet. Tılsım diyor. Tamam arkadaşlar şimdi evet. Gidelim. Tamam. Akıl, aklın yönü mazidir, vicdan yönü istikbaldır. Dolayısıyla kalp nedir? Haritayı kutsi olduğunda hepsinin cem etmiş. Kalptan konuşmuyoruz. Akıl çalışması vahiye bağlı. Vahiy ne kadar şey olursa. Bir insanın vicdaniyeti ahirete yakiniyeti nispetindedir. Ne kadar tarzı. Geçiyoruz. Lemalar 249. Hayalen seyahat ettim diyor. İzzati bulunmuş. Bakın hayalin kuvvetine göre bazen dedi ki hayalin kuvveti yani mesela birinci derste şu vardı. Şekli epey konuşmuştuk. Şekli kuvvete, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i şehriye, kuvveler yani kuvve. Malik olduklarımız, melekelerimiz, alem-i şehadeti de melaikeler. Melaikeler, maliklerimiz, malik olduğumuz melekelerimiz. Meleke var ya böyle, fıtratımızdaki çekirdekler. Tamam mı? Meleke, malikim, melaikedir. Mustafa, istifa, estefa gibi. Meleke, malik ve melaike. Evet. Huzur zaten efsanesine sığınmış, dengeye gelmiş. Buna bir isim takarsak, bu sıfata, Mustafa denir. İstifa, estefa, Mustafa. Bu Arapça falan değil bu. Sıralama neydi abi? Meleke, malik, melaike. Melekelerimiz var. Tamam. Ahlaktan kalsın. Ahlak nedir? Huluklar, huyların cemidir. Hul. Melekelerimiz var, melekelerin. Meleke. Yani istidatlarımız var. Sonra kabiliyete dönüştü, sonra melaike. Yani Risale-i Nisani ile istidat. Mesela herkes marangoz istidadındadır. Ama herkes marangoz kabiliyetinde değildir. Tamam. Herkes insan olma istidadındadır ama herkes insan değil, beşerdir. Tamam. Yani meleke sonra aktif edersek malik olduğumuz, bu malik olduğumuz kendisi güçtür. Kuvvettir yani, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabe. Alemde kim bu? Melekelerdir. Allah biz bunu neresindeyiz ya? İşte her şeyi yapıyoruz. Peki, bir tefekkürde, bir hazda, bir böyle bir namazda, bir derste öyle bir hal olmuyor. Evet. O ne demek biliyor musun? Hazır olan zatın sende taayyün eden huzurudur. Evet. O anda o melek var işte. Melek oluyor. O enerjinin kendisi melektir. Odur yani. O. Dediğin an o enerji işte. O melekelerinin meleke malik oldu.
melekem vardı. Yani fıtratın yazılım vardı. Malik oldum. Vücud haliciyi beni temsil ediyor. Melek. Şimdi Lemalar 249. Yani biz ne kadar? Biz sırrız be kardeşim. Devam edeceğiz. Kime sırrız? Kendimize. Ben bana sırrım. Ben bana yabancıyım. Ben bana düşmanım. Koca adam Jung. Freud'un şeyi. Koca bir adam. Yani bütün felsefesini şuna koymuş ya. Yani bunu bulmuş adam Jung olmuş ya. Ha böyle üç tane cilt kitabı var. Kurasası neydi? Ya sıkıntılar aşmak için ne yapayım dedim diyor. Ne yapayım? İlim yaptım diyor. Tanıdım dedi. Sıkıntımla böyleydim. Belki de ben böyleydim diyor. İlim yaptım, yaptım, çıktım diyor. Tamam dedim. Hariçte benim kadar bilgili kimse yok ki benim bilgimi ortadan kaldırsın diyor. Yükseldim, toplumun da üstüne çıktım. Benim diyor şu anda, eskiden böyleydim. Şu anda, şurada kazandığım ilim, kazandığım içsel uyanma diyor. Kimse de yok ki benim bunu dibe çöktürsün teziyle. Ben buradayken tamam dedim diyor ya ben bu bizim tabirle bağlar bağlarını buldum buraya geldim. Sonra bir baktım ki diyor buraya hariç olmaksızın hariçten kimse yok. O beni sıkan vardı ya şu. Onunla beraberdim belki de aşağıdaydım. Baktım ki ben ilim yaptım. Kazanımlarla böyle huzuru kaptım diyor. Baktım o da diyor çıktı yukarıya. Ama diyor buraya diyor çıkama çünkü onun kitabı yok. O kitap okumadı diyor. Hariçten de kimseyle de görüşmedim. Hariçte benim kadar bilen yok diyor. Bu niye çıktı ve bu çıkan kim diyor. Yetmiyor buraya çıktı diyor. Aşmıyor beni. Tam benim diyor okuduğum ilmin ara boşluğunu buldu diyor böyle. Beni ters düz etti. Şimdi diyor benim diyor düşmanım bende nasıl olur? İki, benim aklıma mukabil bir akıl nasıl gelişir? Nasıl bir akıl ki benim aklımın ara boşluklarını buldu diyor. Bu soruları bilmiyorum dedi ve öldü gitti. Ama bunu bulmaktan dolayı Freud'un önüne geçmiş. İnsanı diyor Freud, bugün psikiyatri ve psikoloji derslerinin temelinde ona nispet edilir. İnsanı hareketlenen her şey, yani ne yapıyorsa, konuşuyorsa, yaşıyorsa, yiyorsa, içiyorsa şehvettir diyor. Şehvet aşırı istek. İstek olmasın insan durur diyor. Hayalin, istekle yapar, düşüncesini, hareketini zahirine kadar şey gözükür. Hayır diyor Jung. Mesela bunu diyor ben diyor, burada diyor haz aldım huzur diyor. Bu diyor şehvet değildir diyor. Tamam mı? Ondan sonra akrandırlar. Aynı asıl insanlardır. Talebesi falan değil bu. Arkadaştırlar. Zaten meşhur, bu konuda meşhur ikisidir. Diğerleri türevdir. Hepsi bir şey demiş ama bu esas bunlar. Şimdi o adam bunu diyeceğim şu adamı tanımlayamamış. Bu kim? Yani ben çıktıkça o çıkıyor. Ben çıktıkça sonra bir daha denedim. Acaba bende bir yanlışlık mı var? Tekrar başka bir ilim yaptım, yükseldim diyor. Buradan sıyrıldım diyor. Ters yüzdüm, düzeldim, sıyrıldım ondan. Bakın böyle çıktım diyor. Merak ettim o tekrar rakamdan gelecek mi? Sonra baktım ki bende diyor aklıma mukabil aklı, düşünceme mukabil düşünceleri, huzuruma mukabil huzursuzluk, ilme mukabil cehalet, varlığıma mukabil yokluk olan bir yapı var. Onu bilmiyorum nedir. Kendini ayırmış ama tanımlayamamış. Tanımlayamamış. Orada da vahiy gerekiyor. Evet. Bunun adı da şeytandı. Ama Allah'ın merhametiyle bu şeytan geçmiyor bize. Geçmiyor. Geçse alt eder. Bu sefer niye ilim durur diye bu yükselebiliyor. Peki şeytanı ilimle mağlup edemezsiniz. Belirli bir aşamadan sonra kazandığınız ilmin ara boşluğunu bu tepe takka yaptırıyor. Onun için bir anda her güne eşit olan, bir günü bir güne eşit olan zarardadır var ya. O nedir o? Olmadığı şeytandır. Tamam mı? Çünkü ilmi şeytanlaşamam. Peki bu şeytanı bilemediği için onun şerinden emin olamaz. Onu eğer şeytanı tanısaydı, şeytan olduğunu bilseydi, tanısaydı İlimle değil, terklerle bunu mağlup edebileceğini bilecekti. Şimdi tıpta da, psikolojide de şey tanıklık, şahitlik yapıyor. Organ kırıldı. Ha? Organ belli. Hastalık belli. İlaç belli.
Ha, şimdi adamın ruhu bozuldu. Bu realiteden olur, akrabaların böyle sinirsel olur, gerilir. Biyolojik hormon bozukluğu olur. Ama saldırıya uğrar ötelerde. Hangisi olduğunu tanımlayamaz. Dört tanedir zaten. Biyolojik midir? Sosyal mıdır? Tamam, biyolojik, bedensel. Sosyal mıdır? Ve ruhsal mıdır? Bir de ruhaniyat mıdır? Bunu tanımlayamaz. Peki nereye şahittirdim? Organ bozuldu, salgılama yapmıyor. Gözü kan çıkmalarına dönmüş. Tansiyon var demek. Tansiyon patlamış. O zaman ne yapacak doktor? Nereye şahit? Tansiyona şahit. Ondan sonra ona ilaç verecek. Ne diyecek? Tansiyon niye yükseldi? Niyesi? Yok kardeşim, niyesi? Ne bileyim, moralim bozuldu, ne bileyim, soya dayalı, genetiktir tansiyon, bilmem ne. Ama varlığı, müsbet varlığı, mümesili melektir. İnsanın istidadını bozan, bak Risale, ben ne kadar konuştum, ne kadar ciliz kaldı, şimdi senden söylüyorum. İnsanın istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden erbaa kapısı. Ben ne anlatırsan anlat, bak, veciz yapmış. İnsanın fıtratını bozan, zehir girer mi buna? İnsanın fıtratını yanlış yollara da sevk ediyor, psikolojiye yanlış yollara sevk ediyor. İnsanın fıtratını bozuyor, yani ters çalışıyor kanser mesela. Kanser insanın fıtratını bozuyor. Psikoloji nedir? Yanlış yollara sevk eder. Nedir? Erbaa kabis ediyor. Ha, şimdi tıp bedeni esas aldığı için ne yapsın? Mecburdur. Umumi bir yol. Buradakilere şahit ama bunu etkileyen harici sebep biyolojiye sahip, sosyal yapıya da sahip, ruhsala da sahip. Bunu da biliyorlar. Psikoloji ruh mu? Bunu da biliyorlar. Ne kadar bizimkiler ruh inkar etse de ruh bedenin dışında olduğunu biliyor. Ama şu anda ne Avrupa Hristiyan dünyası ne İslam dünyası erbaa kabisi bilmiyor. Erbaa kabisi bilmiyor. Çok tuhaftır. İnsanın psikolojisinin sebep şeytan da değil. Şeytan vesvese verir. İnsan psikolojisini vesvese bozmuyor. Vesvese beş tane şey yapar. Teyakkuza sebeptir. Tahariye dairdir. Ciddiyete vesiledir. Lakayt dağıtır. Lakayt dağıtır. Lakayt dağıtır. Ciddiyete... Tehavun. Tehavunu def eder. Bak. Ama beyin öyle değil. Emin olun kendisi. Çok iyi bilir. Mesela şeytanın iki tane vazifesi var desek çok iyi bilir o. Beşini de iyi biliyor. Vazifesini iyi ezber edecek. Bilmiyorum da biliyorum. Makasid-i hayri-i külliye. Kemalat-i insaniye, makasid-i hayri-i külliye. Evet. Yani tam bak şimdi. Ha, bu baktığın zaman şer gibi ama hiçbir şey değil. Rahmet okutturuyor şeytana. Kim? Erbaa habisi. Lafta dinlemiyor. Şeytan girip çıkar yani. Daim değil. Allah Resulü'nün tabiriyle karnınızla dolaşır gider gider. Allah Resulü'nün karşısına çıkıldı değil mi? Kapısını çaldı adam geldi. Sonra bana cevap vereyim. Erbaa habisi böyle değil arkadaş. Bizden hiç ayrılmıyor ki. Erbaa habisi bize bit gibi yapışmış. Neymiş onlar? Seyrettiğim filmler, izlediğim şeyler, gittiğim mekanlardan aldığım o şeyler, mekanın üzerinde tesiri. Yani zaman, zemin, tahammülü basın. Erbaa habisi yüklemiş. Mesela bir misal vereyim. Çok garibinize gidecek, çok garibinize gidecek. Önüm öyle gitmiştim. Osmanlıca lemalar, Latince'ye çevirmiş kardeşler. Latif nüktelerde diyor ki, bugün diyor, tabiat perest, esbat perest, yani fiili tezahürü, yani bu kadar acayip din açık, bu kadar acayip dersler yapılıyor. Sen de ben de bunda. Saatlerce dersi dinliyoruz, acayip. Acayip ilimler oluyor. Çıkıyoruz, gene onu yapıyoruz. Onun sebebini söylüyoruz tabii. Acaba diyor, bu kadar dini bilgiler, bu kadar gayret istemelerine rağmen insan yapamamasının sebebi domuzun methali yok mudur? Domuz yediriyorlar bize. Haram yiyorlar. Domuz yediriyorlar. Yani şuna buna katkı yapıyor. Bir misal söyleyeceğim size. Yani ben başka şey anlatayım. Ne alakası var? Fiil olsun diye şey yapsın. Dün Polatlı'dan geldim. Yetişeyim diye. Ve 1.16'da bindim. Saati söylüyorum ki bir şey anlatmak için söylüyorum.
Ve sabah 8.30 kahvaltı yapmıştı. Ve yemekli kompartımandı. Yemek geldi. Bulgur'un yanında şey tavuk sote mi ne diyorlar? Tavuk sote. Sonra sote. Tavuğun etrafına şey balık gibi çarmışlar. Bir tane kestim. Aldım baktım ki balık zannetti. Balık yapardı. Ve ondan sonra kocayı bıraktım. Niçin? Tavuğa her şey yedirildiğini bildiğim için açım ve akşama 10-15 dakika kadar değil mi? Hı. Yarım saat kadar Emre beni aldı. İlk bakın sabah yemişim. O hakkım var trende. Onu yememişim. Akşama yarım saat kana kadar bekledim. Ama onu yiyebilirim. Niçin? Çünkü bu bana zarar verecek. Çünkü tavuk 40 günde yetişiyor. Oysa bizim evdeki tavuklar birkaç sene veya en az 6 ay lazım. Civciv yenmesi için 6 ay veya bir sene lazım. 40 günde yapıyorlar. Niçin söyledim? Yeme kardeş. Peki ne yaptım? Bulgurdan biraz aldım. Ondan şey, sutaş vardı. Sutaşı da yemedim. Çünkü onlar şeyle, ihaleyle veriyorlar. Allah bilir kaç aylık, kaç sene. Yani mukayyet olun. Mukayyet olalım. Ki o bak başka yere uyguladım. Acaba diyor bu manaların bize mal olmaması. Anlıyoruz ama hayat yok. Yani fikir var, his yok. Bilgiler neyse dönüşmüyor. Yediğimiz gıdalardan birincisi. Yani hemen seyrettiklerimiz değil. Çünkü ostat öyle diyor bakın. Ya söylüyorum 9. lema Osmanlıca latif nüktelerde var. Ya, hatırladın değil mi Faruk? Osman hatırlamadın mı abi? Ben hatırlamadım. Okumadın o zaman sen. Ne diyor? Domuzun methali yok mudur? Doğru. Tamam. İstersen göstereyim içeride. Hem lemalar var hem latif nükteler var. 9. lema ya Rabbi'de. Domuzda nasıl bir özellik var ya Rabbi'ye? İnsan şöyle diyor. Yediği gıdalarla mizacı mütesir oluyor. Hatırladınız. Şimdi geçiyor. Peki ne gibi? Hayata inmeyen, dokunmayan ilmi istemiyor. O adamı fıravun yapar. Hayata indirmeyen, indirginilmeyen, hayatta gözükmeyen ilmi istemiyor. Neye benzer? Kiliseye git, İsa Aleyhisselam'ın sununu diye hem ekmek ama şaraba batılmış ekmek yiyorsun. Yemediğin zaman İsa'ya isyan olur. Yezus. Çok gittik değil mi? Senede gittik. Bak almaya. Tüsü yapıyor, duman. Tamam. Biz de oturuyoruz. Bize es geçiyorlar. Ha, şaraba batırmış. Bir şey anlatacağım. Şaraba batırmış ekmek. Yemesen İsa'ya isyan. Yesen şey bitti. Ayın bitti kilisede. Çık bana benim yiyeceksin. Trafik polisi dur. Ne içki içtin? Öfle bakalım. Ne yaptı? Hayatta kilise çatıştı. Böyle bir din lazım diyeyim size. Yani polis yanlıştır demiyor. Bir tanesi yanlış. Hayatın içinde olacak diyorum. Yani din de, din hayatın hayatı hem nuru hem esası. İhya ile din ile olur, bu milletin iyi yazdı. Hayatın. İşte dersleri de uygularken, yaparken hayata geçiriyoruz. Mesela bu kadar dersler oluyor. Niçin böyle bir şey? Önünüze geleni lütfen yemeyin. Allah rızası için yemeyin. Aç olun, yeme kardeş. Allah rızası için yalvarıyorum. Böyle bu kadro. Bak ben Allah şahit, Allah yalana şahit olursa kafir olur. Yemedim. Açtım yemedim. Vallahi yemedim. Ne vardı? Domatesi vardı. Biberi vardı. Yedim. Bir de o tavuk sotenin yanında bulgur vardı. İşte ne kadar biraz bir toplam bir kaşık vardı ve yoktu. Yani. Kenara formaldehit koyayım. Yeme kardeş. Balık da haram olmaz pek. Tamam. Ala balık da olur. Şey al, sağdır biraz. O şey çiftlik alabalığı olur. Ama istavrit de olmaz kardeş. Sargan da olmaz kardeş. Mezgit de olmaz kardeş. Bunların şeyi yok. Yetiştirme yok. Ne diye bak ekmekte de ya bu beni de çağırdın diyecek diyor. Dur. Ama mezgit yapıp da mezgiti pişirip de beni çağırmayan ha. Ahirette. Bir de o söte şeyin çok güzel olur.
çupralı veya karagözün, onu da söyleyeyim size. Hadi bakalım. Bu dersler niye etkileniyor? Onu da biraz teröbüs gibi gözüküyor ama değil. Bilerek yapıyorum. Hayata indiriyorum. Nereden etkileniyoruz? Elbiselerimizden bir şey yok pek. Tamam? Çünkü bir nur talebesi arkında ve önünde reklam panosu değildir. O şekilde namazı durmak mekruhtur. Yazılı, resimli. Çünkü arkasında yazı, önünde bu reklam panosu gibidir. Arkada namaz kılana mekruh işlettiriyorsun. Adam okuyor onu. Bir nur talebesi yazılı elbise giymez, giydirme çocuğuna. Bir nur talebesi düşük pantolon giymez, düşük pantolon almaz, aldırmaz. Lut kavminin adetidir. Çocukta eşcinsellik olur, çocuk kadınsı giyiyor. Kızsa erkeksi giyiyor. Ha? Yapmayın. Yapmıyorsun zaten. Ama denem geldiği için söylüyorum. Şimdi lemalar 249. Abi her biri gördüğünde bunu kaça aldın, bunu nereden aldın diye sorar bana. Şimdi dediniz ya, beni işaret ediyor, şu yazıyı işaret ediyor. Ya bu da ne çakalı ya? Emre mi? Emre tabii ki, kim olacak? Başka var mı çakalı? Plastik. Estağfurullah. Hep plastik o giydiğim. Plastik. Petrol. Lemalar 249. Özür dilerim abi. Şu, çok antika. Lemalar 245'te bir ayet vardı abi. O ayetin mealini okurken diyor ki, yüce arşın Rabbi de odur. Yüce arşın Rabbi odur diyor abi. Sanki Allah değil yani. Rab. Rab. Kulu vallahu ehad. Benim arşımla sizin arşınız bir değil abi yani. Ya bu arş öyle oluyor yani. Rab'den bahsediyorsa eğer. Rabbul alemin ayrıdır der usta zaten 15. sözde. Rabbul alemin Rab ayrı. Mesela kulu evzu bir Rabbil felak. Rab. Melik-i Nas, İlah-i Nas, İlah-i Nas. Mesela Kulauzu bi Rabbil Felek Müşşerma. Neydi ya? Kulauzu bi Rabbil Nas, Melik-i Nas, İlah-i Nas. Bak, Kulauzu bi Rabbil Nas, Rabbil Nas. Melik, İlah. Mesela ilim, ilah da kudret. Tarih, tasarruf, taakul. Anladın mı? Ona, buna sığın diyor. Kimden? O, şeyin diyor, şeytan ve cinlerin şerrinden Allah Resulüne buna boşuna inmedi sebebi vücudu. Bunun kadar acayip bir sure yok bu konuda. Kulağınızı bir Rab bilmez. Rab. Bir sıkıntı var ki Rabliğine gir. Evet. Melik-i Naz. Malikiyetine dair o. İlah-i Naz. Birincisi Rab. Psikoloji bozuksa, cinlerden kurtulmak istiyorsan Allah'ın Rabbin Naz. Yani rububiyetinde yanlışlık yapıyorsun, İslamiyet'te yanlış, doğru yaşamıyorsun. Anladın mı? Evet. Melik-in Nas, itikadını düzelt. Kur'an-ı Kerim'in Nas, Melik-in Nas. İlah-in Nas. İlah-in Nas, yapma. Acaba esma, sıfat, şunat diye de sıralanır mı abi bu? Aynen. Mesela tahayyül, tasavvuf, tahakkul, her şeyde uygulanır. Ama birinci kula... Cinlerden kurtulmak için, cinlerin şerrinden, şeytan şerrinden, cin daha çok, bunun sebebi nuzulu muydu? Bu geldi. Kulazı bir Rabbin Nas. Allah Rabbine, Allah Allah, Rab ne? Rububiyet, İslamiyet, İslamiyetine gir. Ondan sonra Melik-i Nas, melekelerini inkişaf edin. Şükür, eylemde doğru yaşa. Melik-i Nas, şirk yapma. Abi Rabbin seni kurtarıyor abi. Bakın. Yani bu neyi tasdik? Tamam, Melik'i oluyor abi. Özür dilerim. Çok özür dilerim abi. Dediniz ya, az önce bahsettiğiniz Freud muydu? Yok muydu? Neydi? Ha, YouTube muydu? Yükseliyor. Ondan sonra karşıdaki de yükseliyor ya. Bakın üste geçmiyor. Yükseliyor. Yani aslında isterse Rabbin yükseldiğin nokta seni kurtarır aslında. Eğer kullanmayı bilirsiniz. Evet. Rab diye mi yapıyorum? Evet, Rab. Rab, rububiyet. Rububiyet. Eylem. Evet. Akıl. İslamiyet. Nokta istinat. Melik, melekelerini inkişaf ettir. Melekelerini, maliklerini ortaya çıkar. O. İlahi. Tamam. Şimdi yani eylemi yap. Melekelerini inkişaf ettir.
İlahinnas. İlahını ilah olsun. Tapınma. Kişileri ilah edilme. Nefsini ilah edilme. O zaman şerine kurtuluruz. Abi ben işte bir okuyalım, dua yapalım, nuska yapalım da şey yapalım. Ne yaparsan yap. Mesela geldi hasta doktoruma. Doktora geldi. Bu ağrıyor. Einstein'ın cüssesi var. Yani mesela diyor ki diyelim ki bir hastalık ki midedeki bir hastalık, adını bilmiyorum. Biber yiyince azıyor. Yunus'un neyse. Geldi senden ilaç aldı. Düzeldi. Ve senden tavsiye aldı. Biber yeme kardeşim. Tamam. İyi işte hasta. Biber yeme. Bir iki ay sonra biber yedi. Doktor mesela gelmiş şöyle şöyle olmuş da gene ağrıyor. Doktor neyi soracak? Gene yiyor musun biber? Yiyorsan yani sen ahmak mısın? Einstein demiş ya, sebebini değiştirmedikçe neticesini değişik zannetmek, beklemek ahmaklıktır. Anladın mı? Biz de hasta olduk. Bizden bir doktorum biliyor benim her şey. Benim özel doktorum her şeyi biliyor. O zehirden, hapishaneden, şey. Tabii insana bir yükleme var. Bütün dünya seninle uğraşmış ya. Ben bugün yine akıllı karşınızdaysam bir mucizedir. Anladın mı? Allah'ın bir mucizesidir yani. Yani, değil mi yani? Çok acayip ya. Siz dışarıdayken... Mucize olmuş mu olmaz mı? Hani beni dinliyorsanız demek aklım biraz kaldı. Ama bak o süreçte ne yaptık? Uyduk. Sağsı o. Evet. Hiçbir sorgulamadım. İlk önce böyle bir şey yapalım falan dedik. Sıkıntılar böyle vesaire. Mesela bir yerim aldım. Doktorum ne yapayım? Veya dedim sağsı değil tamam mı? Başka bir sahada. Olsa bile profesör bu. O değil, profesör değil, bölüm başkanı değil. Bölüm başkanı bana bir ilaç verse de o bundan onay almadan onu da içmiyorum. İçmem. Pek işim olmaz da. Yani Rab var ya rububiyet. Teslim olduğunu çok rahat edeceğiz. Çok rahat. Tamam. Şimdi geliyoruz. Hazır mısınız? Ateşe aleve gireceğiz. Bak, alev ama tapınmayın. İbrahim ateş yapmadı diye. Ateş perestler niye çıktı? Ateşe tapındılar. Vejeteryan niye çıktı? Et yemem. İsmail'i kesecekti. Ona bedel, mübadil, koç, şey, keçi, koç geldi. Biz de ona bedel, o koça bedel, bedelliyoruz. Biz de itiyoruz. Onun için hayvan kesmeyeceksin. Vejeteryan, İsmail Aleyhisselam'ın hadisesinden ateşe tapınmak, İbrahim Aleyhisselam'ın o hadi mucizesinden dinler çıkmış. Mesela Babil, Tunus, Fas bölgelerinde geçerli olan balığa tapınma var. Balık yemezler. Sudan, oralar, Libya'da böyle bir din var. Niçin? Yunus Aleyhisselam'ı yemeğini yenilir mi ya? Görüyor musun? Peygamberler mucizesini din olarak çıktı karşımıza. Anladın mı? Şimdi ateşten bahsedeceğiz ama ateş çeşitleri vardı ya, biz sizinle mi yapmıştık? İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi. Allah ne dersti ya? Halet dersi. Ne dersti? Halet de miydi? Ne dersti ya? Yani ben çok keyif aldım derslerden. Hatırladıkça sirayet o. İbrahim'in ateşi diye girerseniz Nur dersinde vallahi keyif ya. Yemin ederim. Her zaman ben o tazeliğini alemimde korurum. Çünkü benim olmadığı için her okuşta İbrahim ateşte ateşi, İbrahim'in ateşleri 7 tanedir. İbrahim'in ateşi 7 tanedir. Ondan sonra İbrahim'in 4 tane kuşu. Allah Allah. Hadi bakalım. Niye anlattım biliyor musun? Zikkatten anlattım. Ben oraya atlamadım. Şu anda anlatacağım mevzu için yaptım. Lemalar 249. Ve bu paragraf son, namaz kılacağız. Tamam. Yaşasın. Sorular sizi odakladım. Onun için şekli dinleyin. Son ders. Heyecan oldu değil mi? Çok heyecan. Tamam. Son ders. Son paragraf. O dikkatli, firkatli, dehşetli. 3 tane. Hüzünlü. Yok, hüzünlü. Rikat, firkat, dehşetli, hüzünlü, hayalde. Allah Allah. Hayal 4 tane sıfatı taşıyor.
Dört tane de müsbeti var bunun. Müsbetlerini biliyor musunuz abi? Bunu tam şey yapamadığınız için sonra. Yani yazmadım fakat şunu da hatırladım. O şuradadır dedim de onu kaydetmedim ya. Onun karşısı müsbeti de var olduğunu biliyorum da. Öyle ne yazmışım dur bakayım. Unutmayın. Ruh, şey, hayal, şeyi taşır. Rikat, re, firkat, dehşet, hüzün. Şeyde... Hayalden, ne hüzünlü hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı. Yani... Abi o hayal, özür dilerim. O akıl fenerini attım diyordu. Nasıl diyordu şeyde? Cep fenerini attım. Kırılınca ortaya çıkan işte bunun zıddiyeti var. Evet zıddiyetleri orada da var. Mesela bugün artık nükleer savaş, mermi yok. Çocukların eline telefon, tableti koydun mu ne yapıyor biliyor musun? Çocuğun enerjisini sömürmesinden bahsetmiyorum ya. Çocuğu bu delikten, bu pencereden içeri giriyor, tahayyülünü aktif ediyor. Statü ya hayalim o kadar kuvvetliydi ki benim hayalim kuvvetli olduğu için beni o zamandan hayli gezdirdi ve kimse yoktu ki beni o hayalden geri çevirsin. Çocuk hayali o tabletlerle o kadar kuvvetli hayaliyun oluyor ki, hayal perest oluyor ki, hayalin içine yaşıyor ki anne baba bile tutsa oğlum ama ne baba ya, uf ya, döndüremezsiniz. Bak benim hayalim müsbet. Gezdirdi. Etrafta kimse yoktu ki. Babası da yoktu ustadın. Annesi de yok. Ver oğlum tabletini. Beni o hayalden çevirsin. Çeviremedi. O zamandan çeksin. Çekemez kimse. 123 Mesnevi'de diyor. Ancak diyor Allah'ın özel mevhibesine mazhar olanlar bundan kurtulur. 123. Ancak öyle bir diyor ruha öyle nazır pencereler açar ki diyor. Pencere bu. Açar görürsünüz orada. Mesnevi'de geçiyor. Mesnevi 123'te. Dünyaya nazır. Dünyayı bir köy şekline getirmiş medeniyet. Ve köy şekline getirmiş. Ve o pencere diyor bak. Nazır. Nazır ne demek? Bakılan yer. Baktığın yer. Ondan sonra bir köy şekline kafayı sokuyor. İlk önce çocuk veya insan telefona bakıyor. Sonra içine giriyor. Köy şekline niye getiriyor biliyor musun? He Osman... Köyün aşağısında, yukarısında, sağında, sonunda bir olay olsa köyün ortasında duyulmaz mı? En fazla bir saat içinde duyulur. Hem saatte duyulur değil mi? Şimdi gevezesinin nispetini köyde hemen duyulur. Şimdi dünyada bir şey oldu, aniden duyulmuyor. Son dakika haberi geliyor. Tak. Şimdi pat diye kafayı soktun. Şimdi bak buradaydı. Ben buradayım, telefon burada. Girdim içeri. Şimdi telefon nerede? Arkada. Ben nerede? İçinde. Duyuyor. O tam o anda babam çıkıyor arkamdan. Anne Hasan, anne, uf anne, konur mu? Atlarım kendimi camdan. Niçin? Bakmıyor da arkaya. Çocuk bakmıyor. Ömürle dalmış da. Bakamıyor. Onun anne dur falan diyemez. Ancak çok çok özel bir immete, inayete mazhar olanlar oradan çıkar kapanır. Silah bu arkadaşlar. Eskide televizyonla, sonra gıda ile, sonra giydirerek elbise, şimdi buna geldi. Bu da herhalde kıyametin başlarına kopmasına vesile oluyor. Peki ne oluyor? Çocuk mucuk da yapayım. Bu hayal, kontrolsüz bir hayal, hayal değil ya, bir alem arkadaşlar. Aleminizde tahayyül şu, şu acayip gelişiyor. Bak şimdi, eylemde anlatıyorum, rikata gireceğim. Aleminiz o kadar büyüyor, o kadar büyüyor ki, hayal, Allah aşkına ne olur, hayal, hayal değil. Alemi misalin daireleri var. Lef-i misali, daire-i misali, cilve-i misali, bir sürü yerler var. Oraya geçiyorsun, tamam mı? Oraya geçince, bak ne olacak? Bak şimdi, orada gördüğün, duyduklarım var. Bir de arkanda yaşadığın alem var. Onunla onu dengeleyemiyorsun. Yani bu budur, bu da budur diyemiyorsun. Gördüğünü burada zannediyor, camdan aşağı atlıyor, uçuyor. Gidiyor ahirete yani. Yani o zaman bir bu asın insanını ve milletini yok etmek, realiteden, gerçeklikten
çıkart, hayal dünyasına sok. Tamam. Hayali çok çalışsın. Yürüyor sokakta. Ondan sonra sabah tespihat yapıyorum camdan, balkonda. Cam çıkıyorum ki hava şey yapayım. Telefon yok ha. Ona herhalde bluetooth mu var kafasında? Evet. Hayır diyor ya. Kaç defa dedim ya abi ya. Hani kaç defa dedim sen? Olmaz ki ya. Ben sana öyle şey yapamam. Ben alt katta ya, ikinci kat burası. Fazla yüksek değil. Bakıyorum tesubhaneke Allah-u Teala diye rahmet eylem. Tespihat yapıyorum. Adam konuşuyor. Yetmiyor. Şu meydana gitti. Tepilmeye başladı. Ama dedim ya sana diyor, ben buraya kadar duyuyorum. Dedim ya diyor, hiç kimse yok ha. Nerede yaşıyor şimdi bu? Onu gösteriyorum çünkü bizimle alakası yok. Haşa. Ha. Orada yaşıyor. Peki bu nereden çıktı? Bunu vursa ne olur ki? Bu adam niye yaşıyor ki? Böyle hayatın gündelik hayatta uzun süre orada yaşıyorsa, o hayalde, hayattan kopmuşsa, alameti odadan çıkmaz. Bağnaz, bağnaz, yani ipe sapa gelmez, ölçüsüz, hırçın, asabi, saldırgan olur. Onun için bir arabada bir yanlışlık yaptın, sopayla iniyor. Tuhaf yani. Hayatın bu. Bunların şeyi, dışa vuruşları. Çünkü orasıyla burası çok farklı. Şimdi ne yapar? Orada, oraya böyle fazla şey yaparsan, kontrolsüz diyor şimdi. Kontrolsüzü anlatacak. Rikat, firkat, dehşet, hüzün. Niçin yapıyor? Buradan burayı buraya taşıyınca ya rikattir, ya firkattir, ya dehşettir, ya hüzündür. Onun için anlattım 5 dakika. Ben telefonun aleyhinde gelmişken konuşuyor zannediyorsunuz da değil işte. Eylemde göstermeye çalışıyorum. Bu çocuklara ait değil, hepimize ait. Yani bakın, şurada vay be. Değil mi? Füsun. Ama burası metafizik. Tamam, burası gayb. Şey, tobe, gayb değil. Melekut. Kafir de geçer. Yani az yerseniz, az uyursanız, cinsellikten uzak durursanız melekelerimiz maliklerimize dönüşür. İstidat inkişaf eder. İman şart değil. Bazı özelliklerin inkişaf etmesi için iman şart değil. Yemezsen, içmezsen, uyumazsan, cinsellikten uzak olursan o gelişiyor. Şey, Budistler gibi. İspiritizma diyor. Onlar ne diyor? Şeyler gibi. Eskide İran Mollaları Zerdüş mü? Zerdüşler gibi vesaire. 3-4 tane az yer, az uyur. Az çevretten uzak olursa bu nereye geçmiş oluyorsun? Gayet değil aşağı. Melekute geçiyorsun. Ya fizik, metafizik. Yani cinler. İşte kontrolsüz olursa onların oyuncağı oluyorsun. Yani oraya kontrolsüz geçmenin adı nikahsız geçmektir ki bu esrardır. Esrar bunu yapıyor. Esrar sırların cemidir. Arapçada sırlar. Esrar içmek, nikahsız kadınla beraber olmak zina gibi. Niye? Aynı kadınla nikah yaparsın, helal olur, mübah olur, meşru olur, ibadet olur, sevap olur. Nikahsız olursa bunun tersi olur. Aynı kadın. Ha, o sırlara, ötekilere, öteki aleme geçiyorsun esrarla. Ama nikahsız olduğun için, nikahsız olunca ne oluyor? O alemde her şey var. Erva kabilse, erva aliye, mevadi aliye, mevadi şerire, cin var, dam var, tam var, tem var, ham var. 4 tane. Dam, tam, ham, test. Her birinden de 1000 tane var diye İmam-ı Gazali söylüyor. 4000'le mahluk ruhani var. Dam, tam, ham, test. 4 tane. 4000 tane hem müsbeti hem menfisi var her şeyin. Geçtin oraya, nikahsız geçtin yani. Yani destur almadan geçtin, tel örgüden atladın geçtin, tel örgüden. Kimlik vermedin geçtin öteki yavrusuna. Her an yakalama endişesi olmayacak mı? Pasaporta geçmek gibi emniyetli olur mu? Geçtin oraya, tamam.
tamun veya testin. Man, dam. Tamam, 4 tane der. Her birisinde de 1000 tane var. Ben dehşet vermek için demiyorum. Köştin, peki pasaportun var mı? Yok. Usulün var mı bunlardan sıyrılmanın? Kur'an'ın var mı? Yok. Nereye gidiyorsun kardeşim sen? Ölenleri de öyle diyorum. Namazı var mıydı? Yok. Ölümü bayramak mı zannetti? Namazsız nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Namazsız. Ene turid. Nereye gidiyorsun? Ha. Geçtin oraya. Esrar niye haram? Nikahsız geçtiğin için haram. Nikahsız geçtin mi? Kontrolün yok. Hiçbir şey. Hatta hatırlı da zaten bilmiyorsun. Bilseydin yapmazdın. Ama bu derslerle bu da sır. Bu nikahlı geçiyoruz. Peki sabahtan beri her gafur kendimi aman ha yani sır. Hatta sustunuz. Ya sus. Konuşmaktan daha meziyetlidir. Sus mesela. Bu nedir? Nikahlı geçiştir. Her bildiğini deme. Ama işaret ver, mahrum etme yoldaşlarını. O kadar. Şimdi, o da sır, bu da sır. Bu da sarhoşluk, o da sarhoşluk. Bu hakikat sarhoştu. Tamam? Hakikat sarhoştu. Şimdi, niçin bu kadar uzatıyorum? Çünkü konumuz bitecek. Şuraya geçtin mi, geçiliyor. Melekut'a geçiliyor kardeşim. Gâbur da geçer. Ama kontrolsüz geçtiğin için, kesinlikle ama kesinlikle, elleri söylüyor, alet olacaksın. Vurgun yiyeceksin. Hiç şansın yok. Biteceksin. Ve seni bırakmayacaklar. Bir defa çektin mi meraktan? Zor. İmkansız demeyin. Ama çok kuvvetli bir irade lazım. İhtiyarla dönemezsiniz. İhtiyar aklidir, irade vicdanidir. Peki döndün kurtuldun ama gene alameti var üzerinde. Onlar hırçındırlar, hırçın kontrol almak çok zordur, bir arada tutmak, uyumlu olmak onlar için çok zor olur. Tesiri yani o bir kere itse kurtulamadır. Şimdi bunun niçin rikkat deşet diyorum? Şu alemler melekut, bu alemler alem-i şehadet. Kontrolsüz olunca 4 tane şey olur, firkat. Rikkat, dehşet, hüzün. Şimdi okuyalım. Hayal ne yapıyorsa, nereye gidiyorsa onunla oraya sıfatlanıp etkileniyor. Acayip bir şey ya. Hayal ne yapıyorsa, nereye gidiyorsa onunla ve orayla sıfatlanıp etkileniyor. Yani sanki hayal o oluyor veya orası o oluyor. Hayal ettiğin şey oluyorsun ve orada oluyorsun. Peki o rikkatli, firkatli bir yer yok ki. Nasıl oldu ora? Öyle bir yer yok. Nereye gitti? Nereden kaldı? Çünkü nereye bağlandı yani? Şimdi yer yok. Alemi misalin olmaz olur mu? Şöyle bir şey. Alemi misal daireleri var ya, lefi misal. Ama yani rikkatli neresiydi? Yani sebebi şu. İkinci sözdeki adamın herkesi ağlayan yetimler gördü. Öyle bir şey yok. Ejderha görüyor. O da yok. Ademi alemler. Olur mu? Nereye çaldı? Ha gibi? Şimdi bak. O ikinci sözde diyor ya, neydi? 4 tanesi de kendi hususi dünyasını oluşturuyordu. Evet. Neydi? 4 tane. Hodendiş. Hoddam. Hodbin. Bedbin. Hususi dünyasını oluşuyor. Peki orada hak batıda şey yok mu? Esmanın her mertebesi yok mu? Serbest bölgenin her mertebesi yok mu? 4 tane sıfatı yok muydu? Evet. Peki düşün ki senin serbest bölgenden şeytan vesvese attı, cinler benim attı. Sen ondandın, ondandır dersen kurtuluyorsun ya. Hı hı. Peki vehim ve vesvese ondandır demesen, 13. namadan söylüyorum. Evet. İçime doğan arzular, istekler, bacına, kızına, hı, anana vesaire, yabancılara gibi olan duygu, en acımasız şeyi söylüyorum ki etkilenelim diye. Bu insan ondan geldiğini bilmese demez mi kendisi ki, ulan ben ne kadar alçağım, ne kadar şerefsizim, ne kadar bilmem neyim demez mi? Onun sözünü kendi sözünü zanneder. Yani burada da üstad orada Van Kalesi'nde hani eski şeyi görüyor, oraları ağlayan işte ölenleri, şeyleri. O yani oraya hayal oraya giderken
şeytan veya şey oraya müdahale mi ettiler? Orada var, dairelerinde var. Ondan sonra ne diyor ama peki o cevapta? Bakarız adına. Ondan sonra Allah canibinden kudretin aşkı. Tabii ondan sonra yandım dedi, derman aradı. Derman aradı. Derman aradı. Yerim atacak ama işte. Ondan sonra tüsebbühü lehu semavat tüsebbühü sebbühü ile ahir ayette imdada geldi diyor. Ondan sonra niye peki bu hale geldim ben perişan oldum diyor. Diyor ki bir diyor demiri bıçak yapmak için, balta yapmak için vur çekici bam tam demiri diyor ateşe sokarlar yumuşasın. Ona güzel ve menfaatli bir şekil vermek yetmiyor. Bir de demire su verirseniz çürür. Suya sokarsanız içine atın çürür. Ama ateş gibi yaparsa sonra buna şekil verirsen şekil verebiliyorsun yumuşa. Eğer o ateş gibi ise demire suya sokarsan çelik olur. Ve çürüme. Çürümüyor o zaman. Çelik oluyor. Bakın suya atıyorsun demir çürüyor. Suya atıyor demiri çürümüyor. Aynı şey. Ama işte diyor benim haletimi diyor bu hayal o yandırdır diyor. Yandırdır. Rikkatle, firkatle, dehşet, hüzünle yandım. Ayetim dadama yetişti. O zaman o demire su verdi. Şekil vermek içinmiş. Bize ne anlatsalar anlatsınlar. Mesela vardı bir tane tanıdığım. Ne anlatırsan anla. Kendim naifna. Osman'ım inan bana. Yani 60 küsür senesini bir tamamen üstünü çizmiş, bitirmiş. El frenini çek, takoz koy. Kanser sardı mı akciğerine? Doktor demiş ki, ne o falan? Adam zorlamış biraz da bir şey kafalı. Demiş ki, beyefendi, en fazla ömrün 15 gün. Tamam. Ne yaptı ilk sence? Hasan'a kadar dedi. Dedi ki yanındakine, kardeşi vardı. Dediği anda, ondan sonra bir nar attı. Sonra dedi ki, uyandı, bir su ver bana oradan dedi. Eyvah dedi, korktu, kardeşi anlatıyor. Çabuk nereden bulursan bul, Hasan Hoca'nın telefonunu bul bana. Çabuk. Ne dedi bana? Hocam, dua et, buna kalkayım. O inandığın Allah'a yemin ederim ki, senin kapında köle olacağım, arabamla her derse, kapıda arabanın içinde yatacağım, binaya da girmeyeceğim, yemin ederim yatmayacağım. Yatma karam olsun bana. Kapıda duracağım, kapı arabanın önünde, şey içinde yatacağım. Ne zaman inersen seni götüreceğim. Beni, ben sanki sihirli bir değnek var elimde, doktorum kurtaracağım. Niçin söyledim? Niye sığındın şimdi? Peki bu aletle Kur'an peki bu adam düzelse düzelir mi? Kur'an söylüyor ki değil bu kanser aletiyle bunu yaptım. Cehenneme soksam diyor ayette. Cehennemde yansa tekrar dünyaya gelse tekrar unutur aynı pisliğini yapar. Yaptığımızı yapıyoruz zaten şu anda. He? Ne yapıyorsun onu yapıyoruz. Yapıyoruz. Peki ne yaptı? Usta diyor ki bu kanser oldu o nasıl yumuşadı? Şimdi bir kerem etsem hemen alır değil mi? Ama hemen abdest dedim. Kalk abdestini nasıl alacak? Ondan sonra almış. Ama tarif etti. Ayzi aç, elini yıka, şunu yıka. Tamam. Tamam. Peki bir adam sana senelerce söylüyordum. Zamanım yok diyordun. Derse gelmiyordun. Hocam zamanım yok ya. Severim seni hocam ya. Peki şimdi yataktan kalkıp abdesti zamanım var. Ne yaptın? O halet demir. Ateşe sokuldu, yumuşadı, su aldı demek laf dinledi. İslamiyet. Ama badel harbi bassa. Onu bir kıvam... Sekerat değildir değil mi abi o? Sekerat mıdır acaba? Ama şey artık sekerat şu, anda 60 küsür sene artık o sekeratın girdi. Kabul edilmem. Çünkü neye benziyor? Orada bir hata yapmıştık Musa Aleyhisselam şey, Firavun arkasına gitti ya, Musa'nın Rabbine iman ettim. Hayır, o öyle geçmiyormuş, ben hata yaptım. Kur'an'da şöyle geçiyor, beni İsraillerin Rabbine iman ettim dediği için imanı kabul olmadı.
Beni İsrail, kavminin Rabbine iman ettim. Musa'nın Rabbine değil. Allah onu nasip etmedi. Şimdi ama şöyle düşün gafur. Ne olur dediğimi hayal edin keseceğim. Güven. Bak şöyle. Şimdi tepedesin. Tamam abi. Bir tepeye koyar mısın abi? Nehir geçiyor. Hemen Artvin'e gitti Çoruh'a. Veya Çoruh'a giderken Kızılırmak akıyor ya. Bakar mısın abi? Şimdi Musa oradan geçiyor. Kavmiyle. Sen bir baksan bir adam sudan geçiyor. Gidip koşarsın onu vurmak için değil. Eline ayağını öpüp iman etmek için. Değil mi? Tabii. Yani adam suyun içinden geçiyor, orduyu geçiriyor. Bu adam eli değil, ayağı öpülesi bir adam. Allah nazarına nasıl bir makbul adam? Değil? Adam ne yaptı? Geçiyor. Ben de geçeceğim. Kendini öldürmek için gidiyor. Bunu kim yapabilir? Ancak Firavun yapar. Namaz kafir yapamaz. Peki hangi sıfat var mı bizde? Birinci derste söylemiştik. Onlar benim. Benim dişe vuruşum. Evet. Ustad diyor ki, Nemrudane inadı, Firavunane kibri diyor. Taştı taştı büyüdü. İnat var ya, ifrat ve tefrit. Nemrudane inadı. İnat, hak ve hakikati ortadan kaldıran inadın mertebesi bizi nemrutlaştırır. Kibir ise bizi firavunlaştırır. O Kur'an'daki o kısayı Firavun'a Nemrut'a has kılarsa anlamış olmazsın. Bana bir işim getirmez ki. İngiltere'de gördüm kendi Melun cesedini. Saçları bile duruyor. Sakın ilaçlı mumyalı falan zannetmeyin ilaç. Camın içine koymuşlar. Öyle bir şey yok. Her şey gözüküyor. Berbat bir şekilde. Ha. Peki nedir o? Kibri o hale getirdi. Allah, gururu diyor abi. Şey gururu. Gururu. Nemrudane inadı, Firavunane gururu şişti zeminde. Zeminde bak. Kibri dedim, gurur. Nemrudane inadı. Hakka zındıkla inat ediyor. Lan yapma inat ya. Yapma ya. Hangisi daha zalim? Hatırlıyor musunuz? Nemrut. Niye? Öldürebilir. Peygamberi ateşe attı. Ötekisi atmadı. Nemrutluk daha berbat. Tamam. O da becerenizi atacaktı. Atacak mı? Yani şekil. Şekil bu. Bak hemen hayata indirgedik Nemrut ve Firavun'u. Hayatın içinde gurur, ifratı şeydir, Firavunluktur. İnadın ifratı Nemrutluktur. Bu da ilginç diyor ama. Diyor ki beşerin dalalet fikrisi Nemrudane inadı, Firavunane gururu şişti zeminde bak. Yetişti semavata. Allahu Ekber. Dalalet. Hem de dokundu hassas sırrı ilfete. Yayılıyor adam yani. Sırrı hikkate dokunan şey ne? Cevap. Yani. Beşerin dalalet fikrisi. Bir. Dalalet fikrisi. Nemrudane inadı, Firavunane gururu. Dalalet fikri. Evet. Dalalet fikri. Fikrisi. Nemrudane inadı, Firavunane gururu. Şey dokundu. Sırrı hikkate dokundu. Sırrı hikkate dokundu. Semavattan indirdi tufan, tavır misali şu harbin zelzelesi. Gavura yapıştırdı, semavi bir sütü. Peki, zelzelenin de zeminini söylüyor. Bak. Bak üç sıfat çok tehlikeli. Evet. Yani. Bu zemin niye zelzele yapıyor? Nemrutluğumuz, firavunluğumuz arttığı için. Ya. Wow. Bunu tabii şahsiyetimize indir. Dalalet-i fikri ne gurur ve inadımızın hattan udul etmiş. Hattan inat olursa nimettir. Bunu da şahsiyetimize indirsek, şimdi beşeri ya bu. Üç tane bu. Kendi hayaletimizde de olursa, yani dalalet-i fikri, nemrudane, inat, firavunane, gurur bizde, yani şahsi hayatımda evet. Gözüktükçe belaları celbediyoruz. Bir şey, Hasan abi çok özür dilerim, yani. Biraz uzatıyorum ama şunu söyleyeceğim. Şey, yani beni çok etkileyen şeylerden biriydi. Mesela hani gittiniz, sizin lafınızı tekrarlıyorum. Gittiniz, günahlarınız, sevaplarınız tartıldı, %49. İşte günah, %51 sevap, tamam cennete gideceksin ama bir %49'luk bir günah işlemişliğiniz var ya, hani bunun karşılığında mesela şöyle ifade etmişsiniz, Allah-u Teala diyecek ki, kulum gir cennete ama yani %49 dediği an ki o hissiyat, yani ben bunu hak etmiş miydim ey kulum? Evet. Ha bunları bana yaptın. Ben sana ne yaptım? O zaman cehennemden beterdir.
feci, feci. Mesela sen bir şey yapsan, kafir desin. Bana bu ne, niye yaptın? Yani şuurlu yaptın, uyardım seni. Ben sana ne yaptım da bana bunu yaptın? Vicdanın varsa yakmaz mı? Feci yakar. Feci yakar. Yani feci yakar. Mesela bir günah yaparsınız, menüs bir lezzet alır. Ama herkesin bunu duymasından ortaya çıkan elem, o menüs lezzeti 40'ta bile olmaz bile, zekatı bile olmaz. Bitiriyorum. Demek ki hayal, ettiğim sanki hayal, ona dönüşüyoruz, ona doluyoruz. Ondan hayalin fasıkta oluyor, alimde de oluyor, seni mesut veya sıkıntı hale çevirebiliyor. Aslında hayal ve düşünce, hayal dünyayı ahirete, ahireti dünyaya çeviren bir sistem sanki. İstediğini varabiliyorsun, istediğin şeyi de olabiliyorsun. Hayal esmalara dayandığı için, hayal kuvve latifesi olduğu için, kuvve-i hayaliye, o veya orası oluyorsunuz. Yani kuvve-i hayaliye deyince kuvvet ya kuvvet. Neyi hayal ediyorsanız ona dönüşmenizin sebebi hayal kuvve deposudur. Kuvvetler şeyidir, hazinesidir. Hayal ettiğiniz yere gidiyorsunuz ve ona dönüşüyorsunuz. Çünkü kuvve-i hayali kendisi kuvvedir, güçtür, enerjidir, kuvvettir. O oluyorsun. Sırf seni atomik tarafın değil, yani atomik şu mülk ciheti değil hayal. Hayalen gezersin, anlarsın, hissedersin, korkarsın, zevk ve lezzetlenirsin, taşınırsın, olayları çözersin vesaire. Hayal. Kuvve-i hayaliye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadaviye bunlar kuvvedir. Yani nedir? Yaptığını dönüşme yeridir. Hatta kalpten çıkan niyet, kalpten çıkan bir mana kalbi alır. Vicdandan da alır, dimağa gelir, dimağın bütünlüğünü alır, tahayyüle gelir, tahayyülde elbise, kelama dönüşür. Bunu yapan tam tahayyüldür. Allah Allah. Bunu tahayyül yapıyor bu sistem. Elbise o giydirir. Ne demek biliyor musun elbise giydirir? Allah. Bu elbise almak için bir tipi, yaşı, rengi, kilosu veya toplumunu da nazara alacağız. Hani mesela dimağı yapıyorsa mavi. Enfos yapıyorsan beyaz gibi. Şimdi hayal, yani tahayyül manaya ta oradan çıktı ya, ta dağın tepesinden ırmak tamam sonra nehir oldu. Kalpten, ruhtan latife, ruhtan latifeyi, kalpten duyguyu, vicdanda hissi, akılda fikri aldı geldi. Ondan sonra onu hamur olan o hamura ağzından çıkacak bir kelam. Kelam yapmak işi tahayyülün işi. Kolay. Yani diyorsun bu manaya böyle değil falan, aman itikata dokunmayayım ama mahrum da etmeyeyim falan kıvranıyorsun. Tahayyülün o kadar güçlü değil veya öyle bir malzeme yok. Tamam. İşte oraları, iyi dinleyin, hayal edersiniz, oraları bizi oralara taşıyan ve dönüştüren hayaldir, tahayyüldür. Oraları buraya, buraları oralara uygun dönüştürüp dönüştüren tahayyül, yani hayaldir. Buna misal, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için 15. şuada alemi gaybı, alemi şehadete taşıdırıyor. Evet. Oraları buralara, buraları oraya taşıyan sistemimizdir. Bilin kıymetimizi ki Allah elimizden almasın. Cenab-ı Hak beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı bu hakikatleri elimizden almasın. Amin. Ya Rabbel Alemin, şu nimeti verdin. Allah'ın, Allah'lığın hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, sana iman edenlerinin hatırına
ve imanlarının bütünlüğünün senin yanındaki değeri hatırına bu hizmet imanı, Kur'an'ı, bu davayı elimizden alma Allah'a. Amin. Allah'ın hatırı için ya Rabbi. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tı masalama.